Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, geometrinin son konusundayız. Yani bu konuyla birlikte geometri bitmiş olacak. Analitik geometri. Arkadaşlar çok geniş kapsamlı bir konudur. Açıklama kısmında PDF'inizi indiriyorsunuz. Benimle birlikte not tutarak sevgili arkadaşlar bu konuyu bitiriyorsunuz. Bakın bu konuyu sadece anlatmayacağım. Aynı zamanda birlikte çalışmış olacağız. Lütfen bakın bu akşam başladınız diyelim. Bu akşam birlikte bu konuyu bitirelim. Tamam mı? Yani öyle bir anlatacağım ki arkadaşlar anlatıp geçmeyeceğim nasıl söyleyeyim sanki yanınızdaymışım gibi sizlere anlatacağım. Sizinle birlikte ders çalışıyormuşuz gibi olsun. Çünkü sınava az kaldı birlikte bu konuyu bitirelim. Bu arada bu konu neden bu kadar geç geldi diyen arkadaşlarım arkadaşlar bu işte tek başımayım. Evet bir ekibim var ama onlar işte video kırpma bilmem ne falan filan onlarla uğraşıyorlar. Onlar analitik geometriden geometriden anlamıyorlar. Dizgide ben bunları hepsini tek başıma çiziyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Yani zamanım yetmiyor tek başıma arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sınava daha çok var arkadaşlar daha çok var. Bunu birlikte çalışmış olacağız. Gerçekten çok yavaş yavaş detaylı bir şekilde anlatacağım. Çok geniş kapsamlı bir konudur. Moralinizi bozmayın. Bu kadar özelliği nasıl kafamda tutacağım diye söylemeyin. Eğer sonuna kadar mücadele ederseniz arkadaşlar emin olun gelebilecek her türlü soruyu yaparsınız. Çünkü zaten bir ya da iki soru geliyor sevgili arkadaşlar analitik geometri ile ilgili ve de basit sorular geliyor genelde arkadaşlar. Zor sorular gelmiyor. Zaten konu anlatma sırasında bakın böyle gelebilir, şöyle gelmez, böyle gelebilir, böyle gelmez diyeceğim. Ve de konu bittikten sonra bütün konuyu özetleyeceğim. Böyle kafanızda oluşacak. Sadece benimle birlikte lütfen bu konuyu güzel bir şekilde bitirin. Hazır mısınız? Evet, bismillah dediniz mi? Tabii ki. Ben de bismillah diyorum. Bismillah. Sevgili arkadaşlar, analitik geometri de ilk önce dik koordinat sistemini tanımamız lazım. Dik koordinat sistemi düzlem arkadaşlar. Bir dik koordinat sisteminde buna x ekseni diyoruz. Buna y ekseni diyoruz. X eksenine apsis diyoruz sevgili arkadaşlar. Apsis. Tamam arkadaşlar, apsis diyoruz bazen. Yani bazen derken apsistir. Y eksenine de ordinat diyoruz. Ordinat. Var mı bir sıkıntı? Şuraya da orjin diyoruz arkadaşlar. Tam ortası var ya ona da orjin diyoruz. Absis, ordinat, orjin. X ekseni arkadaşlar işte 1, 2, 3, 4, 5 diye gide. Burası pozitif kısımdır. Şurası sanal kısım, negatif kısımdır. Y ekseninde pozitif kısım, üst kısım oluyor. Sanal kısım yani eksili kısım, alt kısım oluyor. Şurası sıfıra sıfır noktasıdır. Bu düzlemi çok iyi anlamamız lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi analitik yani düzlemde bir noktayı biz nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? düzlemde bir noktayı a virgül b şeklinde gösteriyoruz. sevgili arkadaşlar. Bu apsistir yani x'i temsil ediyor. Şu da ordinattır yani y'yi temsil, ediyor. Apsis x'ti ordinat y'ydi. Bu ne? Koordinat sistemi. Bakın ordinat ayrı koordinat ayrı tamam Arkadaşlar mesela 4 virgül 3'ü nasıl göstermiş? Bakın şu 4, 4'ü x ekseninde 4'ü gösteriyor. 3 de ikinci bileşen de 3'ü gösteriyor. İşte bu A noktası 4,3 noktasıdır. Örneğin B noktası bakın x şu nokta B noktasıdır. Birinci bileşen x eksenini gösterecek. Yani eksi 3'ü gösteriyor. İkinci bileşen y eksenindeki noktayı gösteriyor. Yani eksi 3,4 şurası oluyor. Örneğin eksi 3,3 bakın hangi nokta? Şurası arkadaşlar doğru mu? Eksi 3'e eksi 3. Anlaşıldı Mesela buraya bakın sevgili arkadaşlar. Bu x eksenini gösteriyordu. Yani apsisti. 1'i gösteriyor. Bu da ordinattı. Eksi 3'ü gösteriyor. Örneğin şu noktayı bana söyleyin bakalım. Şu noktayı. Hocam x ekseninde 4 var. Anlaşıldı. Mı? Y ekseninde de eksi 4 var. Ya mesela şu noktayı bana söyle bakalım. Şu noktayı söyle bana bakalım. Ben ne demiştim? Konuyu anlatıp geçmeyeceğim. Birlikte çalışacağız. Şu an birlikte çalışıyoruz. Yani böylelikle benimle birlikte konuyu bitirdiğinizde aslında konuyu da çalışmış olacaksınız. Arkadaşlar 50'den fazla yani yanlış hesaplamamışsam 55 tane örnek çözeceğim. Her biri biraz soru oluyor arasında. Ve de e, ortalama 45 tane soru çözeceğiz. Yani birlikte konuyu çalışmış oluyoruz. Bu noktayı söyle bana bakalım. Hocam x eksi 4'tür. Virgül y de 3'tür. E pardon bak 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 2'dir. Anladın? Çok güzel. Buna koordinat sistemi diyoruz arkadaşlar. Umarım anladınız. Bu ara bakayım her şey normal mi? Harikayız. Yani kısacası arkadaşlar x ekseni, y ekseni herhangi bir noktayı a virgül b olarak gösteriyoruz. X eksenini göster buraya apsis diyoruz sevgili arkadaşlar. Apsis. Tamam mı? Şuna ne diyormuşuz? Ordinat diyoruz. Ordinat. Bunlardan bahsetmiş. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, analitik düzlemde mesela tamam. Yani örneğin bana şu noktayı gösterir misiniz? A diyelim ki ne olsun arkadaşlar? 2'ye 3 noktası. Bunu bana gösterir misiniz? Hocam 2 şurada 3 de şurada. Yani şu noktadan bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın 2'ye 3 noktası. Tamam. Yani x ekseninde 2, y ekseninde 3. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Peki bana şu noktayı gösterin bakalım. A 2'ye 0 noktası. He. Yani y 0 olacak. Arkadaşlar bakın burası 0'dır. Tamam mı? orijin orjin 0, 0 oluyor. O zaman 2'ye 0 neresi oluyor? Şurası oluyor. Yani x ekseninde 2 oluyor. Aslında yani şöyle koordinat düzlemini çizdiğimiz zaman bu 2 ne demek? Aslında 2 virgül 0 demek. Anlaşıldı. Mesela diyelim ki B noktası şöyle olsun. 0'a 3 olsun. 0'a 3 noktası neresi oluyor? Şurası oluyor. Yani Y ekseninde 3 noktası aslında X yani birinci bileşen 0 demek. Yani bu aslında burası 0 virgül 3 demek. Anlaşıldı arkadaşlar. Bakın burası 1, 1 virgül 0. Yani X ekseninde Y ikinci bileşen hep 0 oluyor aslında. Y ekseninde ise birinci bileşen yani X 0 oluyor. Bu, bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzel. Orijin de zaten 0.0 noktasıdır arkadaşlar. 0,0 noktasıdır. Bunu da biliyoruz. Arkadaşlar şimdi analitik düzlemde e, artı mesela e, şimdi ilk sayfaya bir ilk sayfaya geri gitmek istiyorum ilk sayfaya. Dikkat edin arkadaşlar bakın şuralar ne oluyor? Artı oluyor değil mi arkadaşlar? Şuralar ne oluyor? Eksili kısım oluyor. Y ekseninde üst kısım artılı kısım oluyor. Alt kısım eksili kısım oluyor. Bunu biliyoruz. Şimdi e, burada Analitik düzlemi biz analitik düzlemi 4 e, şeye bölgeye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. 4 bölgeye ayırıyoruz. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar burası x ekseni, şurası y ekseni. Biz buralar artı artıydı hep. Değil mi arkadaşlar? Bakın şuralar artı artıydı. X ekseninde şurası sanal kısım eksi eksiydi. Y ekseninde burası artıydı. Artıydı. Y ekseninde alt kısım da eksiydi. Eksili sayılardı. Bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar Birinci bölge buna ikinci bölge bunu yanlış yazmışım sevgili arkadaşlar burası ikinci bölge üçüncü bölge dördüncü bölge bir iki üç dört dört bölge var. Birinci bölgede bakın birinci bileşen de artı oluyor ikinci bileşen de artı oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar mesela diyelim ki 4,3 noktası nerede analitik düzlemde bu da artı bu da artı 4 e, buralarda 3 de buralarda dolayısıyla birinci bölgeye geliyor. Tamam mı arkadaşlar. Birinci bölgede birinci bileşen de ikinci bileşen de her ikisi de pozitif oluyor. İkinci bölgede peki ikinci bölgede birinci bileşen bakın eksi oluyor. İkinci bileşen artı oluyor. Örneğin size desem ki eksi 2 5 noktası nerede? Eksi 2 şuralardadır değil mi arkadaşlar? 5 y'de 5 buralardadır. Bakın bunları birleştirin. Eksi 2 virgül eksi 2 virgül 5 İkinci bölgede oluyor. Yani ikinci bölgede birinci bileşen eksi oluyor. ikinci bileşen artı oluyor. Bunları ezberlemenize gerek yok. Bu şekilde aklınıza tutmanız gerekiyor. Yoksa her şeyi ezberlersek arkadaşlar o işin içinden çıkamayız. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi oluyor arkadaşlar. Gerçekten bakın şurası da eksi. Şurası da eksi. Dördüncü bölgede birinci bileşen artı oluyor. ikinci bileşen eksi oluyor. Burada da bunlardan bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunlardan bahsetmiş. Yani demiş ki işte örneğin ax virgül y. Eğer x artı bakın şu neyden bahsediyor? x artı y artı ise bu artı artı birinci bölgeye denk geliyor falan fustan. Bunlardan bahsetmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıdaki ilk örneğimizi çözeceğiz şimdi. Örnekler bizim için önemlidir çünkü örneklerle konuyu kavrayacağız. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A, B ve C noktaların absisleri toplamının ordinatları toplamına oranı kaçtır? Arkadaşlar burası neydi? Bakın burası 0,4 anlamına geliyor. Anlaşıldı mı? Çünkü e, Y eksendeki noktalar absisi 0 olan noktalardır. Mesela X eksendeki noktalar aslında burası 5,0. X eksenindeki noktalar ise ordinatı 0 olan noktalardır. Örneğin burası eksi 1,0'dır y eksenindeki noktalar absesi sıfır olan noktalardı. O zaman hangi noktalar? A, B, C A, B, C noktalarından bahsetmiş. He. peki A noktası ne oldu sevgili arkadaşlar? He, bunları bulmamıza gerek yokmuş. Özür diliyorum. A noktası da x ekseni 5, birinci bileşen 5, ikinci bileşen y idi, 4'tü. Şimdi arkadaşlar bakın artık ben şunu biliyorum. A noktası 5'e 4'müş. B noktası ne? B noktası eksi 1'e 0. Eksi 1'e 0. C noktasını söyle bana bakalım. Sıfıra eksi 2. Bu 3 noktanın absisleri toplamının ordinatları toplamının oranı karşı bir oran sormuş arkadaşlar. Yukarıda absisleri yazacağım. Absis neydi? Birinci bileşen. O zaman toplayalım. 5 eksi 1 artı 0. Ordinatları toplamı 4 artı 0 eksi 2. Tamam. Ne oldu yukarısı? 4 bölü 2'den sonucumuz 2 çıktı. Yani çok basit arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. İnanılmaz yoğun çalışıyorum. Çok uzun videolar çekmeye başladım. Çok fazla video çekmeye başladım. Ayrıca bu katıldan sistemde bir hata çıktı. Onunla uğraşıyorum falan filstan. O yüzden bazen işlem hatası yapabiliyorum. İşlem hatası yapmışsam yorumlara atın. Birlikte düzeltelim. Tamam. Analitik düzlemde 5,6 noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın çizin. İlk önce benimle birlikte çizin. Şu an artık bakın benimle birlikte çalışıyorsunuz tamam mı? Birlikte çalışıyoruz. Yani konuyu anlatmıyorum. Birlikte çalışıyoruz. X ekseni, Y ekseni. Bakalım hangi noktadan bahsetmiş sevgili arkadaşlar? X ekseninde 5 olacak. 5 burası oluyor. Y ekseninde eksi 6. Eksi 6 da buralarda bir yerde oluyor. Bu ikisini birleştirdim. İşte alın size A noktası. A noktası buradadır arkadaşlar. Yani 5 virgül eksi 6 noktası. Bana diyor ki eksenlere. Eksen ne demek arkadaşlar? Bakın bu x eksenidir. Bu bir eksendir. Bu da y eksenidir. Bu da bir y eksendir. Eksenlere olan uzaklıklar toplamı. E şimdi bu noktanın şu eksene olan uzaklığı kaç birimdir? Burası 6 birimdir ya. Yani burası 6 birimdir. Şurası da 5 birimdir. Uzunluk negatif olamaz. Evet şurası nokta olarak eksi 6'dır ama şuradaki uzunluk 6 birimdir. O zaman sevgili arkadaşlar bu noktanın x eksenine olan uzaklığı bakın kaç birimmiş? 6 birimmiş. Bu noktanın y eksenine olan uzaklığı burası 5 birimse burası da, yani burada bir dikdörtgen çıktı Burası da 5 birimdir. O zaman bu noktanın eksenlere olan uzaklıklar toplamı 5 artı 6 11 birim olacak. Bu kadar. Şimdi demiş ki bu nokta analitik düzlemde diyor koordinat düzleminde ikinci bölgededir. Şimdi ikinci bölgeye bir hatırlamaya çalışalım sevgili arkadaşlar. İkinci bölgede birinci bileşenle ikinci bileşen pozitif negatiflik durumları ne oluyordu? Bir incelemeye çalışalım. İkinci bölge burası oluyor sevgili arkadaşlar. İkinci bölgede bakın buralar hep eksiydi. Şuralarda artıydı. Hatırladınız mı sevgili arkadaşlar? O zaman ikinci bölgede birinci bileşen eksi oluyor. İkinci bileşen artı oluyor. Bunu biliyorum. He. Yani şurası bu birinci bileşen kesinlikle eksidir. Eksidir arkadaşlar negatiftir. Değil mi arkadaşlar negatiftir. İkinci bileşen şurası da pozitif olacak. İkinci bölge dediği için. O zaman e, x çarpı y kare x çarpı y kare negatiftir. Yani küçük sıfırdır. Şu da yani x y de pozitiftir. Yani büyük sıfırdır. Şöyle yazalım arkadaşlar fark etmez. Büyük sıfır burada da yazabilirdik. E şimdi ne söylenebilir? Bana söyler misiniz lütfen? Arkadaşlar bir kere bir sayının karesi artıdır. Bunu biliyorum. O zaman artı eksiyle çarparsak küçük sıfır olur. Demek ki x eksiymiş. Bakın x'in eksi olduğunu biliyorum. Y'ye bakalım. Şunu bu tarafa atalım sevgili arkadaşlar. Bakın y küçüktür x çıkıyor. Ben x'in eksi olduğunu biliyorum. Örneğin değer ver. Eksi 1. O zaman y de eksiden küçükse bu da eksi 2 olur. Yani y de eksi oluyor. Y de eksi oluyor. Bana diyor ki bu nokta hangi bölgededir? Arkadaşlar x de eksi y de eksi hem birinci bileşen hem de ikinci bileşen eksi olan neredeydi bana söyleyin bakalım. Üçüncü bölgede oluyordu değil mi arkadaşlar? Yani bu nerede oluyor? Üçüncü bölgede olacak. İşte bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar bu nokta dördüncü bölgede olduğuna göre x tam sayının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani bu nokta dördüncü bölgedeymiş. Bakalım dördüncü bölgede ne oluyordu? Bakın ezberlemeyin. Birlikte çalışıyoruz ha. Arkadaşlar konuyu anlatıp geçmiyorum. Şu an birlikte çalışıyoruz. Kendinizi rahat bırakın. Acele etmeyin. Benimle birlikte çalışın lütfen. Çünkü zamanınız yok. Artık fazla soru çözme zamanınız olmayabilir. Şu an hem örnek çözeceğiz hem birlikte çalışmış oluyoruz hem de soru çözüyorum. Tamam. Zaten benimle birlikte bitirirseniz Allah'ın izniyle gelebilecek her türlü soruyu çözeceksiniz arkadaşlar. Ben çıkabilecek soruları da çözeceğim size. Arkadaşlar. Dördüncü bölge neresi oluyordu? Bakın burası birinci bölge oluyordu. Burası bir ikinci bölge. Bu şekilde sürekli tekrar ede ede gideceğim. Tamam arkadaşlar? Sürekli tekrar edeceğim. Bak sürekli tekrar ediyorum. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, Burası dördüncü bölge oluyordu. Dördüncü bölgede bakın şu x ekseni artı oluyordu. Y ekseni eksi, eksi 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 diye gittiği için birinci bileşen artı ikinci bileşen eksi oluyordu. Hatırladınız mı? Yani bu dördüncü bölgede ise o zaman birinci bileşen şurası oluyor. Burası artı olacak. İkinci bölge, bileşen de burası oluyor. İkinci bileşen de gördüğünüz üzere dördüncü bölgede eksi oluyor. Yani 3x eksi 12 3x eksi 12 artıymış. Yani büyük sıfırmış. Şöyle diyoruz. Böyle yazalım gitsin ya. X eksi 7 de X eksi 7 de negatifmiş. Yani küçük sıfırmış. V ne güzeldir. Ne güzeldir. Bakın bakın. 3x büyüktür 12. 12 3'e böl 4. X büyüktür 4'miş. Tamam. Buraya geldik. Bunu bu tarafa atın. X küçük 7'miş. V, way, way 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 Ne güzeliz. O zaman X küçük 7 büyük 4'müş. X'in alabileceği tam sayı değerli, kaç farklı tam sayı değeri var diye demiş. 5 olur, 6 olur, başka olmaz. 2 farklı iki tane x değeri var görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar örnek çözüme devam ediyoruz. Bir şey vermiş. Bir dik üçgen vermiş. A noktası 6'ya 4 noktasıymış. Alan A, O, B. Yani bu üçgenin alanını soruyor bizden arkadaşlar. Şuradaki üçgenin alanını soruyor. Şimdi düşünelim birlikte sevgili arkadaşlar. Bu nokta hangi nokta? 6'ya 4 noktasıymış. Doğru mu arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi o noktayı tanımaya çalışalım. Yani bu ne anlama geliyor? x ekseni için 6'dır. Yani şurası 6'dır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir şey gelsek mesela bir dikme gelsek. Burası 6'dır. y ekseninde hangisine denk geliyor? Hangi noktaya? 4'e denk geliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bana söyler misin? Tabi burası dik oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hocam nasıl dik oluyor? Uy. Şimdi arkadaşlar burası a noktası noktasıysa mesela diyelim a'ya b noktası Şşş. burası a oluyor. Anlaşıldı mı? Şurası da B noktası oluyor Y ekseninde. Yani bunlar dik gider. Bu bilet. Şimdi burası dik sevgili arkadaşlar. Peki buradaki uzunluk kaç birim? 6 birim görüyorsunuz. Değil mi? 6 birim. O zaman şuradaki uzunlukta 6 birim olmaz mı? Evet. Peki şuradaki uzunluk kaç birim? 4 birim. Çünkü y ekseninde 4 noktasındaysa şuradaki uzunluk 4 birimdir. Artık şurayı silelim. Buraya A diyelim arkadaşlar. A'yı bulalım tamam mı? Bakın ökli çıkıyor. Dikten dik, dikten dik. Şuradaki uzunluk 6'dır. Buradan geldi. Buradaki uzunluk 4'tür. Buradaki uzunluğa da A dedim. Dikten dik gittiği için öklit yok mu? Evet. Öklit ne diyordu? H kare eşit P çarpı K. Hatırladınız mı? Altın karesi 36 eşittir. 4 çarpı A. Yani 4 A. Buradan A eşittir. 36'yı 4'e böl 9. Yani burası 9. Ya kafadan da yaparsınız. Altın karesi 36. 4 kere 9 36. Heh. Bu üçgenin yüksekliği belli. Tabanı da bu belli. Tabanı kaç birim çıktı? 9 4 A 13. O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2 bize bu üçgenin alanını verecek. Yüksekliği kaç? 6. Tabanı kaç? 13 bölü 2. Anlaşıldı mı? Yükseklik çarpı taban bölü 2. 3 kere 13, 39. Tamam. Hocam ben DGS'ye çalışıyorum. Böyle basit gelir mi? Arkadaşlar belki de böyle gelecek bilmiyoruz. Emin olabilirsiniz. Tamam. Sadece TYT'de bazen zor sorular geliyor. Onları da çözeceğiz. <laughs> Analitik düzlemde köşe noktaları bu 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 olan ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi üçgenin alanı için bir formül var arkadaşlar ama ÖSYM formülle alakalı soru sormuyor. Yani son zamanlarda özellikle gerçekten mantıksal sorular soruyor. Mesela analitik düzlemde bu noktaları bir gelin birlikte kendimize bir belirleyelim nasıl noktalarmış. Tamam mı? Şöyle bir analitik düzlem çiziyorum arkadaşlar. Dik koordinat düzlemi. X, Y eksenini şöyle kendime çizdim. Şimdi A noktası 3'e 4 noktasıymış. 3'e 4 noktası. Tamam. 3 buralarda bir yerde. 4 de şuralarda bir yerde sevgili arkadaşlar. 3'e 4 noktasıymış. Bakalım 3'e 4 noktası neresi oluyor? Şu nokta oluyor değil mi arkadaşlar? Burası A noktası. 3'e 4, noktası. Tamam. Burayı hallettik. B noktası da 3'e eksi 3 üç noktasıymış. 3'e eksi 3 noktası. Yani x 3 olacak. B de eksi 3 olacak. Tamam. Güzel. Hoştur. Eksi 3 buralarda bir yerde. Böyle çiziyorum arkadaşlar. Şu nokta yani B noktası da 3'e eksi 3 noktasıdır. Harikayız. Bunu da hallettik. C noktası da 7'ye 2 noktası. Vay. Vay. 7 buralarda bir yerde sevgili arkadaşlar. 7'ye 2 noktası. He. He valla 2 noktası. Tamam. O da şurası oluyor. Yani şu nokta oluyor arkadaşlar. Bu da C noktası. 7'ye 2. Bana diyor ki köşe köşe noktaları ABC olan köşe noktaları A noktası, B noktası, C noktası olan bir üçgen çiz diyor. Bu üçgenin alanını hesapla diyor. Öyle demiyor mu arkadaşlar? Zaten bakın burası 3, şurada 3. Bu doğrusal gitmez mi sevgili arkadaşlar? Şöyle düz gider. Bunları birleştirirsek şöyle ABC noktalarını birleştirirsek şöyle bir üçgen çıkar. İşte bu üçgenin alanını bul diyor bize arkadaşlar. <laughs> Peki Arkadaşlar bakın şurası şöyle dik gidiyor ha. Zaten burası buna paralel oldu. Arkadaşlar bakın. Değil mi? Evet. Şurası diktir. Şuradaki uzunluğu bana söyler misiniz? Yani şuradaki yüksekliği. ve şuradaki yükseklikle burası eşittir. Değil mi arkadaşlar? Bakın şuraya kadar 3 bileyim. Tamamı 7 idi. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Yani 7'den 3 çıkar 4. 3, 4 daha 7. burası neymiş? 4 birimmiş arkadaşlar burası. Anlaşıldı. Harikasın sen. Ee, şurayı bulursak olayı bitiririz. Çünkü yükseklik çarpı taban bölü 2 bize alanı verecek sevgili arkadaşlar. E, burası kaç birim? Bana söyler misin? Dur, şu rengi değiştireyim. Şu rengi değiştireyim. Bana a buranın uzunluğunu söyler misin? Buranın uzunluğu. Valla buranın uzunluğu a buraya eşittir. O da 4 birim. Burası 4 birimse şurası da 4 birim. Peki şuranın uzunluğunu bana söyle. Vallahi a burası kaç birim? 3 birimse a burası da 3 birim. Orası, o zaman şurası kaç birim oldu? 4-3 daha 7 birim oldu. Anlaşıldı mı? Bak 4, 3 daha. Burası nasıl 7 birimse? AB arasındaki uzaklık da 7 birimdir. O zaman tab yükseklik 4, taban 7 bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize neyi verecek? Bu üçgenin alanını verecek. Zaten onu soruyor. 4'ü 2'ye böl, 2, 2 kere 7, 14. Anlamış mısın? Sen bir dahisin. Gerçekten. Sen bir dahisin. Bu sınavı kazanacaksın. Sevgili arkadaşlar diyor ki 0'a e, eksi 3. A noktası 0'a eksi 3. Yani burası eksi 3'tür arkadaşlar. Tamam burası eksi 3'tür. B noktası 4 eksi 6. 4 eksi 6. C noktası da A'ymış. Burası A'ymış. Tamam. Alanı vermiş bize. Şimdi arkadaşlar e, düşünelim birlikte. Burada olacak mıyız yoksa hayır. Şimdi burası 4'e eksi 6'ymış. Bu ne anlama geliyor? x ekseni 4'e kesiyor. Yani şöyle bir dikme gitsek burası 4'tür. Tamam. Y ekseni de eksi 6'da kesmiş. Y eksen ordinatı da eksi 6'dır. Bu, buradaki alanı nasıl hesaplayabiliriz? Bana söyler misiniz? Yani buradaki alanı nasıl hesaplayabiliriz? Düşünün bakalım. Ben hesaplayayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar izleyin. Şimdi şöyle bir doğru çekiyorum. Tamam mı? Şöyle bir doğru çekiyorum buradaki alanla buradaki alanın toplamı bize tüm alanı vermiyor mu? Öncelikle bana şuradaki alanı söyler misiniz? Şuradaki alanı bir hesaplayayım bakalım. Ben hesaplayayım arkadaşlar. Basittir. Çünkü bakın şurada bir dikdörtgen çıktı. Buradaki uzunluk kaç birim? 4 birim arkadaşlar. O zaman şuradaki uzunluk da 4 birim. diktir zaten biliyoruz. Bakın şurası geniş açılı bir üçgendir arkadaşlar. Yüksekliği dışarıdan çizilmiş. Peki şurası kaç birim? Şurası. X3'tü ya A noktası. Evet. O zaman burası 3 birimdir. A, O. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize burayı verecek. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2. Değil mi? Yüksekliği dışarıdan çizilmiş. Tabanı burası. Şu taralı üçgenin alanı. 4 kere 3, 12. 12'nin yarısı 6. He. Şuradaki üçgenin alanı 6'ymış arkadaşlar. Buradaki üçgenin alanı neymiş? 6'ymış. Buraya kadar var mı Bir sıkıntı? Hayır. Peki. Bana şuradaki üçgenin alanını bul şimdi. Beraber bulalım. Arkadaşlar buradaki üçgenin alanını bulun. Şimdi burası kaç birim? Bana söyler misiniz? Şu taban kaç birim? A birim değil mi? Şurası C noktası A'da kesiyor da x ekseni. Burası A birimdir. Peki şuradaki yükseklik kaç birim? Yani şu. E orası da A buraya eşit değil mi? Bakın şurada bir dikdörtgen çıkmıştı. Hatırladınız mı sevgili arkadaşlar? Burası kaç birimse 6. Orası da o kadar birimdir 6. O zaman buradaki alan ne oldu? Yükseklik çarpı taban bölü 2'den 6 çarpı A 6A yarısı 3A. He. Şuradaki alan da 3 aymış. O zaman bu ile bunun toplamı bunu verecek. Çünkü şu taralı şeklin alanını bize 33 vermiş. O zaman 3A artı 6. 3A artı 6 bize neyi verecek? 33'ü verecek. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. 3A eşittir. 33'ten 6 çıkar. 27. A eşittir. 27'yi 3'e böl. 9. Tamam. Yani zor düşünmeyin arkadaşlar. Çok basit düşünün. Birazcık geçmiş bilgileri üçgenleri falan kullandırtıyor bazen. Bazen dikdörtgen, kareyi yani dörtgenleri kullandırtıyor Bazen çemberi kullandırtıyor Ama ÖSYM son zamanlarda böyle basit sorular sordu sevgili arkadaşlar. ABC'de bir karedir diyor. Karenin tüm kenarları eşittir. Bunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Kare ne demek? Tüm kenarları birbirine eşit ve şuralar diktir. Yani hep 90 90 90 diye gidiyor. D noktası 2'ye 6 noktasıymış. Bakın şu D noktasını bize vermiş. D noktası 2'ye 6 noktasıdır. İsterseniz bir çizeyim. Yani 2'ye 6 noktası ne demek? X ekseni 2, Y ekseni 6'dır anlamına geliyor. Şunları biraz daha güzel çizeyim arkadaşlar. Güzel olsun. Heh. Tamam D noktası böyle bir şey. Yani buranın uzunluğu 2, buranın uzunluğu 6 birimdir falan. Ee, bir de demiş ki o ad ad'ye eşitmiş. O burası oluyor arkadaşlar. O orijin oluyor. Tamam mı arkadaşlar. Bakın o burası oluyor. Ben yazmamışım. O a ad'ye eşitmiş. O a burası oluyor. Ad neresi oluyor? Karenin bir kenarı. He, yani bu da karenin bir kenarına eşit. Yani burası buraya eşitse burası buraya eşittir falan fistan. Tamam. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Düşünelim. B noktasının koordinatları bulun diyor arkadaşlar. Şimdi düşünelim. Burası 2 birim. Ben buraya da e, örneğin ne diyelim? Şey söyleyin. K diyelim ya da A diyelim arkadaşlar. Tamam mı? A diye, K diyelim. K diyelim. Şimdi e, şurası kaç birim oldu sevgili arkadaşlar? Şurası kaç birim oldu? 2 artı K oldu değil mi? Bakın buranın uzunluğuna 2 dedim. Neden? Nereden biliyorum 2 olduğunu? Çünkü onu bize vermiş. Şu nokta 2 noktasıysa şu uzunluk 2'dir. Şuradaki uzunluğuna da k dedim. O zaman burası komple ne oldu? 2 artı k. Yani k artı 2 oldu. E burası buraya eşit. Demek ki karenin bir kenarı k artı 2'dir sevgili arkadaşlar. Karenin bir kenarı k artı 2'dir. Bunu biliyorum. Çünkü k artı 2 buraya eşit Bize vermişti. Bunu söyledik. Şimdi arkadaşlar burası kaç birim? 6 birim değil mi? O zaman şurası da 6 birim. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı. K'yı da bulabiliriz aslında. K'yı da bulabiliriz. Nasıl? <laughs> Yani k kare eşi artı 6'nın karesi eşittir bunun karesinden ya da 6'yı gördüm acaba bu 6 8 10 özel üçgeni mi? Çünkü bu bundan bir fazla arkadaşlar. Gerçekten bakın 6 buraya 8 dersek 8 2 daha 10. Vay. Demek ki k 8'dir. Hevala buraya 8 dersek 8 2 daha burası da 10 oluyor. Ne güzeldir. 6 8 10 bitti. O zaman burası kaç birim? 10 birimdir. Yani karenin bir kenarı 10 birim oldu. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar artık şuranın komple 10 e, birim olduğunu biliyoruz. B noktasının koordinatlarını soruyor sevgili arkadaşlar. B noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi ilk önce şöyle bir dik üçgen oluşturalım mı sizle? Aynı zamanda e, bakar mısınız şu üçgenin, şu üçgenle bu üçgenin, öz, e, işte böyle sorular geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu tarz bir soru gelebilir. Bakın şu üçgenle bu üçgen eştir. Bunu nereden gördüm? Çünkü benzerliği biraz çalışmışım. Eyvallah. Mesela bu e, açıya alfa bu açıya beta diyelim. Alfa artı beta 90'dır. Beta 90 burası alfa olacak. Çünkü alfa artı beta 90'dır. Alfa 90 burası da beta oluyor. Dolayısıyla bu üçgenle bu üçgenin tüm üç açıları eşittir. 90'ın karşısı 90'ın karşısı eşit olduğu için aynı zamanda bunlar eş oluyor. O zaman beta'nın karşısı 6 ise buradaki beta'nın karşısı da 6 olacak. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8 olacak. Zaten bulduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bulduk. Neyi bulduk? B noktasının koordinatlarını soruyordu. Buraları artık sileyim. B noktasının koordinatlarını sormuyor mu sevgili arkadaşlar? Evet. E, B noktasının koordinatları şurası, şurayı bulsak. Şurayı zaten bulmuşuz. Mesela şuranın uzunluğu kaçtı bana söyler misiniz? 2, 8 daha 10. 6 daha 16. Yani burası 16 noktasıdır. 16 virgül. Şurası 8 ise e burası da 8'dir. Demek ki bu y eksenini de 8'de kesiyor. Yani B noktasının koordinatları 16'ya 8'dir arkadaşlar. Zaten bunu bize soruyor. Örneğin sınavda çıksa B noktasının koordinatları toplamını bulunuz falan değer. Şimdi ise iki nokta arasındaki uzaklığa geldik. Sevgili arkadaşlar hadi kendinizi silkeleyelim. Lütfen bırakmayın arkadaşlar. Konuyu sonuna kadar benle bakın birlikte çalışıyoruz ama sadece anlatmıyorum. Gerçekten arkadaşlar konuyu bitirdikten sonra diyeceksiniz ki hiçbir şey yokmuş. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemde iki nokta verilsin bize. Mesela A noktası x1, y1. B noktası da x2, y2 olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı biz nasıl buluyoruz sevgili arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık. Ben size direkt formülü veriyorum ilk önce. Ondan sonra mantıksal açıklamasını yapacağım. A noktası x1, y1. B noktası da x2, y2 olsun. Şimdi A ve B noktaları arasındaki uzaklık şöyle ifade edilir. Yani mutlak AB eşittir arkadaşlar. Kare kök, kare kök x2 eksi x1'in karesi x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi y2 eksi y1'in karesi arkadaşlar zaten karesini aldığımız zaman eksi ise de artı olur o yüzden fark etmez bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi de diyebilirsin tamam hiç fark etmiyor yani ister bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi ya da bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi hiç fark etmez tamam çok güzel yani kısacası arkadaşlar, e, Apsislerin farklarının karesini alıp yazıyorsunuz, ordinatların farklarının karesini alıp yazıyorsunuz, bir de kare kökünü aldığınızda iki nokta arasındaki uzaklığı buluyorsunuz. Zaten ispatı da burada sevgili arkadaşlar. Bakın A noktası x1 y1 noktası. X1 burası oluyor. Y1 burası oluyor. B noktası da X2 Y2 noktası. X2 burası oluyor. Y2 burası oluyor. Sevgili arkadaşlar bakın şuradaki uzunluğu bizden soruyor. A ve B noktalar arasındaki uzaklık. Şöyle bir şey yaparsak sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle bir üçgen oluşturuyoruz burada. Buranın tamamı Y2 burası Y1'dir. O zaman Y2'den Y1'i çıkarsak şurayı buluruz. Yani Y2 X Y1 oluyor. Bakın şuranın tamamı X2. Şurası X1 şuradan burayı çıkarırsak burası ne olur x2 eksi x1 olur burası da x2 eksi x1 olur biz burayı arıyoruz arkadaşlar buraya AB diyelim yani A ve B noktaları arasındaki uzaklık. Pisagor'dan bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi anlaşıldı mı ya da hipotenüsün karesi eşittir bakın AB'nin karesi eşittir bunun karesi artı bunun karesinin karekökü buradan geliyor kısacası arkadaşlar şurayı bilmeniz yeterli tamam şimdi arkadaşlar bir noktanın orijine olan uzaklığı ise bir noktanın orijine olan uzaklığı. Mesela ben size bir soru sorayım. A noktası A virgül B noktası olsun. Tamam arkadaşlar. Orijin ne demek orijin? Şurası ne demek? Orijin arkadaşlar sıfıra sıfır noktası demek. E şimdi şu noktanın orijine olan uzaklığı ne olur? Yani AO diyelim arkadaşlar. Söyleyin bana bakalım. Hocam demin gösterdiniz. Bu eksi bunun karesi. Yani A eksi sıfır A'dır. A'nın karesi artı. B eksi sıfırın karesi B'den sıfır çıkar B olur. B'nin karesi. İşte bu olur. Anlaşıldı mı? Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Yani ben size desem ki arkadaşlar A noktası 3'e 4 noktası olsun. Bunun orijine olan uzaklığı nedir? Bakın hiç ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. E şimdi x ekseni, y ekseni gelin size ispatlayayım. Hiç formül bilmiyorsam bile 3'e 4 noktası nerede arkadaşlar? 3 burada, 4 buralarda bir yerde. Şunları şöyle birleştirirsem alın size A noktası. Neymiş A noktası? 3'e 4 noktası. Yani orijin de burası. Orijine olan uzaklık şurası olmuyor mu arkadaşlar? Bakın burada bir dik üçgen çıkıyor. Burası 4 birimse şurası da 4 birim oluyor. Şurası zaten 3 birimdir. 3, 4, 5. Bitti. Anlaşıldı? Çok güzel. Şimdi bununla ilgili örnek çözelim arkadaşlar. Diyor ki analitik düzlemde aşağıdaki noktalar arasındaki uzaklığı bulalım. Bakın bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım hemen. Hocam valla biliyorum. Valla biliyorum. Valla biliyorum. A, B noktalar arasındaki uzaklık. Kare kök. İster bu eksi bunun karesi ister bu eksi bunun karesi. Fark etmiyor arkadaşlar. Bakın 5'ten 2 çıkar 3. Üç. 3'ün karesi artı 4'ten 3'ü çıkar eksi 1. Bir, eksi 1'in karesi. Hocam anlamadım bu. Bak 5'ten 2 çıkar 5 eksi 2'nin karesi anlaşıldı mı? Artı diğeri de 4 eksi 3'ün karesi. Yani fark etmiyor ha. İster 2 eksi 5'in karesi artı 3 eksi 4'ün karesi de dese aynı hani sonucu bulursun. Kaç oluyor? 5'ten 2 çıkar. 3, üç, 3'ün karesi 9. 4'ten 3'ü çıkar 1. 1'in karesi 1 oluyor. Kök 10 oldu arkadaşlar. Demek ki kök 11'miş. Şunu bulalım bakalım. Hocam 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 hocam. D, C, D arasındaki uzaklık nedir biliyor musunuz? 2'den eksi 1'i çıkaracağız. Bak 2'den. 2'den eksi 1'i çıkar. O artı 1 olur artık değil mi? 2 eksi eksi 1 olduğundan dolayı. Artı bir de eksi 3'ten 1'i çıkaracağız. Eksi 3'ten 1'i çıkaracağız. Karesini alacağız. Ha budur ha. Bunu da hesaplarsınız ha. Ne oluyor? 2 artı 1, 3, 3'ün karesi 9. Eksi 4'ün karesi 16. 25, kök 25, 5'miş diyeceğiz. Anlaşıldı? Mesela bunu sen bul bakalım. Valla hocam biliyorum. E ve F noktaları arasındaki uzaklık. Ben zekiyim, çalışkanım, dürüstüm. Bu sınavı kazanacağım. O zaman bak bundan bunu çıkar. Yani A artı 6'dan A'yı çıkar bakalım. A'lar gidiyor zaten. 6, 6'nın karesi geldi. Şimdi buradan da bunu çıkaracağız. Yani B'den neyi çıkaracağız? B eksi 8'i çıkaracağız. Aha B eksi B artı 8 oluyor. 8 kaldı. 8'in karesi. Bu da ne olur? Hesaplarsak 36, 40, 10 oluyor. Eyvallah. Tamam. Bu noktanın orijine olan uzaklığı 63 birimse. Arkadaşlar orijine olan uzaklık ne demek? Orijin nedir? Bana söyler misiniz? Valla hocam 0'a 0 noktası. E orijine olan uzaklık bu eksi bunun karesi. Yani zaten 2A'dan sıfır çıkar 2A. 2A'nın karesi öyle değil mi? Artı şundan şunu çıkar. Yani bundan sıfır çıkarız kendisi olur. Bunun karesi. A kök 3'ün karesi. Bir de neyi alıyorduk? Kare kökünü alıyorduk. İşte bu noktanın orijine olan uzaklık bu birimdir. Yani budur. Bu neye eşitmiş? 63'müş. Aha. Peki bundan sonra ne yapacağız? ola bundan sonra kendimizi parçalayacağız. Burası 4A karedir artı burası 3 a karedir. Yani ne oluyor? 7 a karenin karekökü eşittir 63. Çok değişik bir şey çıktı ya. Arkadaşlar burada her iki tarafın karesini alacağız. Her iki tarafın karesini alacağız. Bu bunu götürecek. 7 a kare eşittir 63'ün karesi nedir? 63 çarpı 63'tür. Böyle yazalım. 63'ü 7'ye böl 9. Yani verhasıl a eşittir kare kök 9 çarpı 63. Sonuç önemli değil. İsmi lazım değil, baş harfi konuyu anla, tamam? Yani sonuç önemli değil. Hocam sonucu neden hesaplamadın kardeşim? Önemli değil. Sen burayı anladıysan tamamdır, tamam. sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Diyor ki noktaları veriliyor. AB eşit BC olduğuna göre A kaçtır? Bu ne demek? AB noktalar arasındaki uzaklık neye eşitmiş? BC noktalar arasındaki uzaklığa eşitmiş. Vay ne güzeldir. O zaman AB noktalar arasındaki uzaklık hocam vallahi biliyorum artık. Filozof olmuşum. Bu ile bu arasındaki uzaklık 3 eksi a'nın karesi. 3 eksi a'nın karesi artı değil mi? 3 eksi 6'nın karesi. 3 eksi 6'nın karesi. Neyi bulduk? A, B noktaları arasındaki uzaklığı bulduk. Şimdi ise B, C noktaları arasındaki uzaklığı bulacağız. Bu eşittir. B, C noktaları arasındaki uzaklık. Bunu da hesaplayıp şurada yazıyorum arkadaşlar. A eksi eksi 8'in karesi. Öyle değil mi? A eksi 8'in karesi. Artı 6 eksi 4'ün karesi. Ben uzatarak yazıyorum ki anlaşılsın. E valla hoştur. Yani bu zaten bu kökleri yazmamın gerek gerek yok. Yani her iki tarafın karesini alırsanız kökler gider. Hesapla bana bakalım. birincinin karesi 9. Bu bunun çarpımı 2 katı. Eksi 6 a artı a kare. Efendim söyleyeyim artı. Eksi 3'ün karesi 9'dur. Eşittir. A kare. grubun çarpımı anladın. 16 a çarpanlar ayırma. Artı 8'in karesi 64 artı 6'dan 4 çıkar. 2, 2'nin karesi 4 oluyor. Eyvallah. Peki burada ne yapacağız? O kadar a, a kare ile şuradaki a kare gitti. Başka? Söyle bana bakalım. A bunu bu tarafa alsak 10 a mı oluyor orası? He. 10 a eşittir. E, 9, 9 daha 18. 18'i karşıya eksi 18 olarak göndereceğim. Tamam mı? Şu 9'ları sildim. Eksi 18 olarak karşıya gönderdim. 64, 4 daha, 68, 68'den 18 çıkar, 50 mi oluyor? He, a eşit 5 gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. İşlem hatası yapabilirim çünkü birlikte çalışıyoruz. Sadece anlatmıyorum aynı zamanda birlikte çalışıyoruz. Tamam dostum, tamam arkadaşım, tamam canım kardeşim. He valla. Arkadaşlar devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. İki nokta arasındaki uzaklığı anladık arkadaşlar. Şimdi bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları. Oldukça basittir sevgili arkadaşlar. Bunlara çok fazla girişmeyeceğim. Bakın bilmeniz gereken nedir biliyor musunuz? A ve B noktaları arası orta noktası. iki noktanın orta noktası. Bununla ilgili arkadaşlar DGS'de bir soru geldi. KPSS'de de gelmişti. ALES'de de gelmişti. Bakın yine gelebilir. Söylediğim gibi bazen çok basit bir soru geliyor. Çünkü birçok öğrenci yapmadığı için ÖSYM diyor ki lan bari basit sorun. Zaten yapmıyorlar. şimdi A noktası X1 virgül Y1 noktası olsun. B noktası da X2 virgül Y2. Ya ne yapıyorum? Şair burada ne anlatmak istiyorsa burada size göstereceğim arkadaşlar. Şair oradan. Şair ne anlatmak istiyor? Yani diyorlar ya. Bu iki noktasını. Bu A ve B noktaların e, orta noktası C noktası olsun arkadaşlar. Bu C noktasını nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Bakın çok basit arkadaşlar. Çok basit. Yani mesela diyelim ki size bir soru. Örneğin burası 3 birim olsun. Burası 11 birim olsun. Bunların orta noktası şu nokta olsun arkadaşlar. Orta nokta olsun. Biz 3 ile 11'in orta noktasını nasıl buluyorduk? 3 ile 11'in aritmetik ortalamasını alarak. Yani 3 ile 11'i toplayıp yarısını almıyor muyduk? 14 bölü 2'den 7. Yani burada 7 diyorduk. Gerçekten bakın burası 4 birim. Burası 4 birim. Öyle yapmıyor muyduk? E aynı şeyi yani bunu ezberlemene gerek yok ki. Orta noktayı bulmak aritmetik ortalama demek. O zaman C noktasının koordinatlarını gelin sana yazayım. Ya aha. Arkadaşlar birinci bileşen ne olacak? A bu ile bunun ortalamasını alacaksınız. Yani x1 artı x2'nin yarısı birinci bileşene gelecek. Ordinatların aritmetik ortalaması da ordinata gelecek. Yani y1 artı y2 bölü 2. y1 artı y2 bölü 2. Anlaşıldı mı? C noktası orta noktaysa x1 ile x2'yi toplayıp yarısını alıyorsunuz. Birinci bileşene yazıyorsunuz y1 ile y2'yi toplayıp yarısını alıyorsunuz. ikinci bileşini alıyorsunuz. Budur. Ezberlemene gerek var mı? Hayır, biliyorsun zaten. bildiğim bir şey. sevgili arkadaşlar, dik koordinat düzleminde verilen AB'nin orta noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Bakın A noktası neresi? Burası. A noktası neymiş arkadaşlar? 1'e 13 noktasıymış. Ve ne güzeldir. B noktası ne? B noktası da 11'e 11'e 3 noktasıdır. Diyor ki AB'nin orta noktasını bulun. E AB'nin orta noktasını söyler misiniz bana? A noktası 1'e 13'müş. B noktası efendime söyleyeyim 11'e 3'tür. Bu ikisinin orta noktasını nasıl buluyorduk? Hocam buna C noktası dersek orta noktasına. Bu ikisinin toplamının yarısını A buraya yazıyorduk. Birinci bileşene. Şu ikisinin toplamının yarısını da ikinci bileşene yazıyorduk. O zaman 1 ile 11'i toplayın. 12 yarısı 6. 13 ile 3'ü toplayın. 16 yarısı 8. He. Yani A ve B noktalarının bakın A ve B noktalarının orta noktası şurası olsun C noktası olsun C noktası 6'ya 8 çıkıyormuş. Öyle değil mi arkadaşlar bakın. Evet. Bu C noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar hocam valla bunun karesi artı bunun karesidir. Ezberlemene gerek yok ki. Orijin burası. Orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Hesaplayalım sana. Hiç ezberlemeden gideyim. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki uzunluğu sormuyor mu bize? Evet. Şurası 6 değil mi? Yani şuradaki uzunluk 6 birim olmuyor mu? 8 değil mi? Yani şuradaki uzunluk 8 ise burası da 8 olmuyor mu? Evet. E 6, 8, 10 üçgenin. Anlaşıldı. Ya da bunun orijine olan uzaklık. Hocam orijin 0, 0'dır. Bu eksi bunun karesi yani 6'nın karesi artı. Bu eksi bunun karesi yani 8'in karesinin kare köke. hesaplarsak 10 çıkar. Zor mu? Gerçekten kolay arkadaşlar. Sadece biraz sabırlı olmak lazım. Bu noktalar doğrusaldır diyor. Tamam. AB eşittir BC olduğuna göre M artı ne kaçtır? Yani A ve B noktaları arasındaki uzaklık. BC arasındaki uzaklık eşittir. Bakın deminki yaptığımız gibi yapabiliriz arkadaşlar tamam mı? Yani bu x'in arasındaki uzaklık nedir? Bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesinin kare kökü eşittir. Bu x arasındaki uzaklık ne? Bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesinin kare kökü eşitleyin. Hesaplayın çıkar. Fakat bunu yapmak yerine birazcık zeki olmak lazım arkadaşlar. Yani zekiden kastım birazcık uyanık olmak lazım tamam mı? Şimdi şöyle bir şey çekelim. Bakın bunlar doğrusaldır diyor. AB ile BC eşitmiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani AB ile BC nasıl mümkün olabilir? Demek ki B ortadadır arkadaşlar. Ya he Şimdi AB ile BC eşitse <laughs> ve de bunlar doğrusalsa. Bakın doğrusal demeseydi belki de şöyleydi yani. Belki de şöyle bir şeydi. Şu şuna eşittir falan doğrusal olmasaydı. Ama doğrusal dediğine göre ve de AB ile AB arasındaki uzaklıkla BC arasındaki uzaklık eşit diyorsa B noktası A ile C'nin orta noktasıdır anlamına geliyor. E valla hoştur. Valla hoştur. Arkadaşlar A noktasının koordinatlarını bize vermiş. Neymiş? M eksi 5. M eksi 5. E, B noktasının koordinatlarını bize vermiş. 7'ye eksi 6. C noktasının koordinatları 11'e enmiş. E şimdi arkadaşlar orta noktayı biz nasıl buluyorduk? Hocam valla bize gösterdi. Mesela şu absisleri toplayıp yarısını alırsak şuradaki absisi buluyoruz. Yani m ile 11'i topla m artı 11 yarısını alırsak neyi buluyorduk? A burayı veriyordu bize. Aha e, ordinatların toplamının yarısı da bize ordinatı vermiyor muydu? Yani eksi 5 ile n'in toplamı bakın. Eksi 5 ile n'i toplayacağız yarısını alsak şuradaki ordinatı yani eksi 6'yı bulmuyor muyuz? Evet. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. M artı 11 eşittir 2 yeri 7 14. Buradan M eşittir 3 çıkar. Burada hesaplayalım bakalım. Eksi 5 artı E eşittir eksi 12. Bunu bu tarafa atsak N de eşittir eksi 7 mi çıkar? He. M artı N'i mi soruyordu? E bu ikisini topla bakalım. M artı N kaç çıktı? Eksi, artı 3 eksi 7 eksi 4 sonucuna ulaşıyoruz. Bazen işlem hatası yapabilirim sevgili arkadaşlar. Lütfen bunlara takılmayın. Genelde küçük bir işlem hatası yaptığında öğrenci hemen yoruma yazıyor. Hoca yanlış yaptın. E kardeşim robot değilim, makine değilim. Et ve kemikten üretilmişim ben de sizin gibi. He valla bazen işlem hatası yapabiliriz. Arkadaşlar bunlar örnektir ama aynı zamanda soru oluyor. Hani bana şu an eminim ki hocam bana acaba nasıl sorular gelebilir? Belki de bu gelecek bilemiyoruz ki. Anlaşıldı mı? Sevgili arkadaşlar bakın burada bir teknik öğreneceğiz. Lütfen güzel bir şekilde izleyin. Diyor ki Bakalım ne diyor? Ee, Valla mahvolduk. 10, 14 tamam. Yukarıda analitik düzlemde. AC eşittir 2 tane OD. OD eşittir 2 tane DC. OD burası oluyor. DC burası oluyor. Yani OD'ye K dersem. DC'ye de K dersem. AC'ye de 2K diyeceğim. Öyle demiyor mu sevgili arkadaşlar sizce? Bakın. OD'ye K dedim. OD. DC'ye de K dedim. O zaman AC'ye de 2K. 2K diyeceğim. AC'ye de 2K diyeceğim. E Sevgili arkadaşlar burası dik değil mi? 90'dır. Evet. Eksenler dik kesişir. E burada bir muhteşem üçlü var. Burası 2K. Burası 2K ise dikme ise bu ile bu eşitse o zaman bu da onlara eşittir. Yani burası da kesinlikle 2K'dır. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? C noktası A ile B'nin orta noktasıdır. Anlamına geliyor. O zaman gelin hemen C noktasının koordinatlarını bulalım. C noktasının koordinatları nelerdir arkadaşlar? A ile B'nin orta noktasıdır. O zaman artık şunları silelim mi? Şöyle şunu görmezsin arkadaşlar. Burasıyla burası eşit bunu biliyoruz. Bu da buyla buyla eşit onu da biliyoruz. Yani şurasıyla ile, şurasıyla ile, şurası eşit bunu biliyoruz? K falan sildim yani kafamız karışmasın diye sildim. E bana söyleyin bakalım. C noktasının koordinatlarını bulun bakalım. Hocam vallahi sıfırla ile yani C noktası A ile B'nin orta noktası ya. sıfırla 14'ü topluyorum 14. Yarısı 7. Burası 7 olacak. 10 ile 0'ı topluyorum. 10 yarısı 5 burası da 5 olacak. D noktasının koordinatlarını buldunuz diyor. E D noktası da arkadaşlar orijinle buranın orta noktasıdır. Orijin ne demek? 0'a 0 demek arkadaşlar. Yani şu noktayla bu noktanın orta noktası D noktası olmuyor mu? Evet. O zaman D noktasının koordinatları 7 ile 0'ı topla 7 yarısı 7 bölü 2 kesirli çıktı. Fark etmez. 5 ile 1'in toplamı 5 yarısı 5 bölü 2. İşte alın size D noktasının koordinatları. Sevgili arkadaşlar, paralel kenarın köşe noktaları. Şimdi paralel kenar varsa, paralel kenar varsa bununla ilgili soru gelme ihtimali düşüktür ama belki gelebilir, bilemiyoruz. Arkadaşlar paralel kenar varsa, eğer bir paralel kenardır diyorsa. Köşe noktalarını mesela A noktası x1 y1, C noktasının koordinatları x2 y2, C noktasının koordinatları x3 y3. Burası B'dir arkadaşlar. Bunu yanlış ben diyorum. Acaba halüsinasyon mu görüyorum? D noktası X4 Y4. O zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın pratik yolu size gösteriyorum. X1 artı X3. X1 artı X3 eşittir. X2 artı X4. X2 artı X4. Bir bu var. Bir de karşılıklı ordinatların toplamı da birbirine eşittir. Yani Y1 artı Y3. Y1 artı Y3 eşittir. Y2 artı Y4. Y2 artı Y4. İspatı nerede? İspatı da burada. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu nokta mesela bu nokta şuyla şunun orta noktasıdır ve aynı zamanda bu noktayla bu noktanın orta noktasıdır. E şimdi ben bu noktanın birinci bileşenini bulmak istersem ne olur? x1 artı x3 bölü 2 x1 artı x3 bölü 2 aynı zamanda x4 artı x2 bölü 2 e şimdi bunlar gider bakın x1 artı x3 x1 artı x3 eşittir x2 artı x4'tür. Bunları bu şekilde ispatlayabiliriz. Kısacası bir paralel kenar varsa birinci bileşenlerin karşılıklı birinci bileşenlerin toplamı karşılıklı birinci bileşenlerin toplamına eşittir. Karşılıklı ikinci bileşenlerin toplamı karşılıklı ikinci bileşenlerin toplamına eşittir. Arkadaşlar paralel kenarın yanısıra eşkenar dörtgen de bir paralel kenar olduğu için bu kural geçerli olacak. Dikdörtgen diyorsa yine aynı kural geçerlidir. Kare diyorsa yine aynı kural geçerlidir. Tamam mı? Çünkü bunlar da her biri birer paralel kenar oluyordu. Analitik düzlemde köşe noktaları bu 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 olan A, paralelkenarın BD paralel kenarın, B'de köşe uzunluğu kaçtır? Yani bir paralel kenar çiz diyorum. Çizelim bakalım nasıl bir paralel kenar? Şöyle bir paralel kenar çiziyorum. Tabi hatırlarsanız paralel kenar anlatırken arkadaşlar bir yere A dersek sırayla B, C, D diyorduk değil mi? Mesela A, D, C, B böyle düzgün demiyoruz. Yani karışık harflendirmiyorduk. Sırayla A, B, C, D ya da buraya A, B, C, D ya da A'yı buradan başlatırsınız A, B, C, D ama sırayla olacak A, B, C, D. Yani kısacası bir paralel kenarda A ile C sürekli karşılıklı oluyorlar. B ile de karşılıklı oluyorlar. Zaten A, B, C, D bakın sırayla. Şimdi A noktasının koordinatlarını bize vermiş. Eksi 2'ye 1. B noktasının koordinatlarını bize vermiş. 2'ye 3. C noktasının koordinatları 3'e 3 ve de D noktasının koordinatları A'ya B. Şimdi arkadaşlar A ve B'yi bulabilirim. Nasıl? E paralel kenarın bir özelliği var. Yeni öğrenmişim. He valla. Buyla şunun toplamı yani A artı 2 neye eşittir? A buyla şunun toplamına yani eksi 2 artı 3. He valla. O zaman e, ne oluyor? A artı 2 eşittir 1 oluyor burası. A eşittir. Eksi 1 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki burası eksi 1'miş. Yazıyorum artık. Şurası eksi 1'miş. B'yi bulalım. Yanlış yapmadık değil mi arkadaşlar? 1 evet. Yo vallahi yanlış. Yo he valla doğru yapmışım. Bak, Evet. 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 Doğru yapmışım. Şimdi B'yi bulalım. E, hocam hala yeni gösterdiniz. Karşılıklı e, ordinatların toplamı to birbirine eşittir. Yani 1 ile 3'ün toplamı 4 eder. Bu neye eşittir? 3 ile B'nin toplamına. 3 ile b'nin toplamına burada BD 1'dir diyebiliriz. He, yani şurası da 1'miş. Wei ne güzeldir. Gerçekten bakın 1 ile 3'ün toplamı 4, 3 ile 1'in toplamı 4. Anlaşıldı? Bende neyi soruyor? Köşegeni BD köşegenini soruyor arkadaşlar. B'de köşegenini soruyor. BVD köşegeni nasıl oluyor? A burası oluyor. Yani BVD noktaları arasındaki uzaklığı soruyor sevgili arkadaşlar. BVD noktaları arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? Bana söyleyin. Bakın sürekli tekrar ettire yetire bize gidecek. Konuyu öyle ayarladım ben. E bulun bakalım. Hocam zaman da eksi 1'den ikiyi çıkar karesini al. Eksi 1 eksi 2'nin karesi değil mi arkadaşlar? Bakın bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi. Bir eksi 3'ün karesi. Bir eksi 3'ün karesi. Fark etmez şöyle de gidebilirdiniz. Bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi. Aynı sonucu bulurdunuz. Bakalım kaç çıkıyormuş. Şurası eksi 3. Üç, 3'ün karesi 9. Şurası 2 x'in karesi 4 değil mi? Eksi 2'nin karesi 4 sonucumuz kök 13 çıktı. Demek ki şu köşegen uzunluğu kök 13 birimmiş arkadaşlar. Zor mu? Gerçekten kolay. ABC'de bir üçgen şey ABC bir üçgen bir paralel kenar vermiş. Neresi? BFD. BF'de. He. Şurası bir paralel kenarmış. 9'a 7, 5'e 3, 6'ya 1. F noktasının koordinatlarını bize soruyor. Arkadaşlar D noktasının koordinatlarını bulabilirim. Bakın D noktasına dikkat edin. D noktası şurası buraya eşitmiş ya. O zaman D noktası arkadaşlar öyle diyor. Orası oraya eşit. Arkadaşlar A ile B'nin orta noktası D noktasıdır. E orta noktayı bulabiliriz. Yani D noktasının koordinatlarını bulabilirim sevgili arkadaşlar. <laughs> Söyleyin bana. Hocam valla 9, 5 daha 14. 14'ün yarısı 7. 7, 3 daha 10. 10'un yarısı 5. Orta nokta olduğu için. Yani 7'ye 5'miş burası arkadaşlar. Bakın 7'ye 5. E tamam paralel kenar olduğunu söylüyor. Bunun koordinatlarını sormuyor mu bize? AB diyelim buna da arkadaşlar. E şimdi paralel kenarda ne oluyordu? Bu ile bunun toplamı. Şuyla şunun toplamına eşittir. Şuyla şunun toplamı. Şuyla şunun toplamına eşittir. He valla. O zaman 5A daha 5 artı A eşittir. 6 ile 7'nin toplamı 13 mü? A kaç çıktı? 8 çıktı. He, yani şurası 8'miş arkadaşlar. B'yi bulalım. 3 ile B'nin toplamı 3 artı B eşittir. 1 ile 5'in toplamı 6. Buradan B de 3 çıkar. Demek ki şurası da 3'miş. Neyi soruyordu? F'nin koordinat Valla bulmuşum. F'nin koordinatları 8'e 3'tür. Arkadaşlar şimdi en önemli yerlere geldik. En, yer, en önemli yere geldik. Eğim. 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 Birçok öğrencinin nefret ettiği ve gerçekten anlamadığı bir yerdir. Sevgili arkadaşlar size ne demiştim? Sonuna kadar bakın beraber çalışıyoruz. Size sadece anlatıp geçmiyorum. Birlikte çalışıyoruz. Biz arkadaşız. Evalla. Eğimi öyle bir anlatacağım ki arkadaşlar anlayacaksınız. Başka kaçarı yok. Çok fazla örnek çözeceğiz. Çok fazla soru çözeceğiz. Sadece sabırla lütfen. Sabırlı olun arkadaşlar. Arkadaşlar eğim ne demek biliyor musunuz? Bir doğrunun x ekseni o x x ekseni demek. Tamam arkadaşlar bunda hem fikir olalım. Bazen x ekseni diyoruz. Bazen x ekseni diyoruz. Bazen o x ekseni diyoruz. Tamam yani bu ikisi aynı anlama geliyor. Mesela bazen y ekseni diyoruz. Bazen de o y ekseni diyoruz. O zaman neden böyle bir şey demişler? Ya psikopatlar adamlar kendilerine böyle şey yapıyorlar. Anlaşıldı mı? Şimdi bu x ekseni demek. Yani bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde. Yani saat yönünün tersinde yaptığı açının tanjantına eğim denir arkadaşlar. Ee, saat yönünün tersi yaptığı açı. Arkadaşlar saat yönü ne oluyor? Mesela analitik düzlemde pozitif yön, negatif yön ne oluyor? Onu da bir öğrenelim hemen. <laughs> saat nasıl çalışır arkadaşlar? Saat nasıl çalışır? Mesela burası 12, şurası 3, şurası 6, şurası 9 velet saat mesela saat bu tarafa doğru çalışırdı mı arkadaşlar? İşte saat yönüne biz analitik düzlemde saat yönüne negatif yön diyoruz. Negatif yön diyoruz. Tamam arkadaşlar. Saat yönünün tersine de pozitif yön diyoruz. Yani bu taraf her zaman pozitif yöndür. Örneğin x ekseni burada ya arkadaşlar x ekseni şuradaki açı pozitif yöndeki açı diyoruz. Bu tarafa negatif diyoruz. O çok önemli değil arkadaşlar. Hocam anlamadım. Boş ver gitsin. Önemli değil. Valla önemli değil. Sadece genel kültür olarak bil. Belki KPSS'ye girersin karşına çıkar. Belli olmaz. Şimdi arkadaşlar eğim nedir biliyor musunuz? Bakın eğim nedir? Bir doğrunun ee, x ekseni yaptığı pozitif açıya yani pozitif yönde açıya açının tanjantına o doğrunun eğimi denir. Hocam tanjant bilmiyorum. Hocam ben YKS'yim. Anlıyorum. Çok iyi anladım ama DGS'ye çalışıyorum. Tanjant nedir bilmiyorum. Hiç bilmene gerek yok. Sana bazı şeyler vereceğim. Her şeyi yapacaksın. Öncelikle tanjant nedir arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Tanjant nedir? Tanjanttan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tanjant 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 alfa eşittir karşı bölü komşudur. Bunu bilin. Ne bir dik üçgende tanjant neymiş arkadaşlar? Tanjant karşı bölü komşudur, tamam mı? Örneğin burası alfa açısı olsun. Karşı neresi oluyor? Burası oluyor. Komşu neresi oluyor? Burası oluyor. Ka karşı dik kenar, komşu dik kenar. Burası hipotenüs. Hipotenüse hiç karışmıyorsun. Hipotenüsle işin yok. Karşı dik kenar, komşu dik kenar. Karşı bölü komşu, karşı bölü komşu. Örneğin burası iki birim olsun, burası 3 birim olsun. O zaman tanjant alfa'yı bana söyle bakalım hocam. Alfanın karşısında 2 var. Komşusunda 3 var. Budur yani tanjant. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi bunu söyledik. Mesela <laughs> tanjant tanjant 30'u birlikte bulalım. Tamam mı? Bakalım tanjant 30 kaçmış. Lütfen bunları beraber birlikte çalış. Bak biz beraber çalışıyoruz. Şimdi 30 burası arkadaşlar. 30-60 herhangi bir düşken, dik üçgende 30-60-90 özel üçgen nasıl oluyordu? 30'un karşısı K ise 60'ın karşısı k kök 3 olmuyor muydu? Hatta 90'ın karşısı 2k bunu biliyorsunuz. O zaman tanjant 30'u bana söyle bakalım. Tanjant 30'u. Hocam 30'un karşısında k var. Komşusunda k kök 3 var. K'lar gider. Yani 1 bölü kök 3. Başka bir deyişle eşlikle çarparsa kök 3 bölü 3. Anlaşıldı mı? İşte tanjant 30'u bulduk. Tanjant 60 ne? Bana söyle bakalım tanjant 60. Tanjant 60'ı. Hani bu tabloyu vereceğim ama unutursam böyle yapacaksın arkadaşlar. Tanjant 60 ne? Karşı bölü komşu. 60'ın karşısında k kök 3 var. Komşusunda ne var? Komşu diken. Hipotenüse bakmıyorsun. Komşusunda k var. He, neymiş? Kök Tanjant 60 kök 3'müş. Mesela burada 60 arkadaşı bakın 60 tanjant 60 neymiş kök 3'müş. Ya mesela tanjant 30 ne kök 3 bölü 3 demin bulduk. Hani unutursan buna başvur. Bu tabloyu ezberlersen iyi olur. Ezberleyemezsen boş öyle gitsin. Soru geleceğini ben, ben zannetmiyorum. Belki bir yerde karşına gelebilir. Ama en azından tanjant 30'un kök 3 bölü 3 olduğunu bil. Tamam Önemli açılar. Tanjant 60'ın kök 3 olduğunu bil. Tanjant kök 3'ü anladın. Tanjant 45 1'miş mesela. Tanjant 45 1'miş. O nasıl oluyor? Söyle bana bakalım. Hani ezberlemene gerek var mıymış? Bakalım. E sevgili arkadaşlar bildik üçgende 45 45 90 özel üçgende 45'in karşısı k 45'in karşısı k olmuyor mu? Burası da k kök 2. Tanjant 45. Bakın tanjant 45 neye eşit? Karşı bölü komşu. Hipotenüse bakma. K bölü k. K bölü k. O da ne oluyor? 1 oluyor. He, demek ki tanjant 45 1'miş. Yani arkadaşlar bilmeniz gereken bazı açılar var. Onları bilmeniz yeterli. Yani bunları aslında şu şekilde öğrenirseniz ezberlemiş olmuyorsunuz ve unuttuğunuzda direkt yazıp yaparsınız. Arkadaşlar tanjant ile ilgili bilmeniz gereken yani önemli en çok karşımıza gelen. Bakın tanjant tanjant 45 çok karşımıza geliyor. Bu 1'dir. Tanjant tanjant 30 kök 3 bölü 3'tür. Bu çok karşımıza geliyor. Tanjant 60 tanjant 60 kök 3'tür. Bu çok karşımıza geliyor. Bu üçünü bilin arkadaşlar. Bu üçünü bildikten sonra şu geniş açıları biliyorsunuz. Arkadaşlar geniş açılarda yani birbirlerini 180'e tamamlıyorsa tanjant diğerinin eksilisine eşit oluyor. Ne demek istiyorum? Örneğin gelin tanjant 120'yi, tanjant 150'yi, bir de tanjant 135'i bulalım. Bakın şunları biliyorsanız yeter ha. Hocam kafam çok karıştı kardeşim. Abi, bunu ezberle yeter. Tamam diğerini boş ver. Aa, buna bak. Mesela şunlar, eğer sen bunları biliyorsan bunları da bilirsin. Nasıl biliyor musun? Bak izle. Bunu ne eklersem 180 olur. 60 eklersem değil mi? O zaman bu eksi tanjant 60'a eşittir. Çünkü 120, 60'a 180. O zaman eksi tanjant 60 neydi? Kök 3'tü. Bu da eksi kök 3 olacak demek. Tanjant 120 eksi kök 3'tür. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Mesela tanjant 150 neye eşittir? Eksi tanjant, eksi tanjant. Buna ne eklersem 180 olur? 30. He, demek ki tanjant 150 eksi tanjant 30'a eşit. Tanjant 30 ne? Kök 3 bölü 3'tü. Demek ki tanjant 150 de eksi kök 3 bölü 3 olacak buraya eksi geliyor. Arkadaşlar alfa ile betanın toplamı 180 ise tanjant alfalar birinin eksilisi oluyor. Mesela tanjant 135 nedir? Eksi tanjant 135'i neyle toplarsak 180 olur? 45. Tanjant 45 1'di. Demek ki tanjant 135 de eksi 1'dir. Anlaşıldı mı? Bunları 1 yeter. Bak şu üçünü bildin mi? Şu üçünü de otomatikten biliyorsun. Gözünü seveyim. Çok zor düşünme. Hocam bu kadar şeyin nasıl aklıma tutacağım? Valla abi gelmiyor ama yine de bu işini aklına tut. Yani zor geleceğini de zannetmiyorum. Belki gelir diye veriyorum ha. Şimdi eğim nedir arkadaşlar? Eğim de eğim de bir doğrunun bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açıdır. Yani şuradaki açıya bakıyorsunuz arkadaşlar. Her zaman x ekseniyle yaptığı şuradaki açıya bakıyorsunuz. Ona tanjant alfa. Yani tanjant alfa bize eğimi veriyor. Genelde m ile gösterilir. İlk önce size karışık gelecek arkadaşlar. Bakın sonuna kadar dinlerseniz ben sizi kurtaracağım. Tamam? Sonuna kadar dinleyin sizi kurtaracağım. Tanjant alfa neymiş? Eğimmiş arkadaşlar. Eğimi başka nasıl buluyoruz? Yani tanjant olmadan nasıl buluyoruz? Arkadaşlar iki noktası verilen doğrunun eğimi. iki noktası verilen yani A noktası x1 virgül y1. B noktası x2 virgül y2. Doğrunun eğimi nasıl bulunuyor? Y2 eksi -Y1 y1'i paydaya yazıyorsun. x2 eksi -X1 x1'i de paydaya yazıyorsun. Pardon. Y2 eksi y1'i paya yazıyorsun. x2 eksi -X1 x1'i paydaya yazıyorsun. Hocam anlamadım. Lütfen senden rica ediyorum. Bak ne olursun? Yalvarıyorum sana. Çok iyi dinle. Çok iyi bak inanılmaz iyi anlayacaksın. Tamam mı? Ben senin için kendimi perişan edeceğim. Konuyu e, seçip e, ne diyorlar? Konuyu anlatıp geçmeyeceğim. Gerçekten birlikte çalışıyormuşuz gibi bir hissiyat olacak sende ve gerçekten başaracaksın. Arkadaşlar eğimle ilgili bilmemiz gerekenler. Bakın eğim Eğimle ilgili bilmemiz gerekenler. Ben bunları sürekli tekrar edeceğim. Sonuna kadar sorulara geçmeden önce de tekrar edeceğim. Benimle birlikte pes etmeden çalışırsan başaracaksın diyorum. Vallahi başaracaksın. Tamam. Eğimle ilgili bilmemiz gerekenler arkadaşlar. 1- İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Bakın iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Eğimi. Eğim. Tamam. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunur arkadaşlar? Mesela diyelim ki A noktası x1 virgül y1 ve B noktası da x2 virgül y2 olsun. Yani bir doğru var sevgili arkadaşlar. Bakın bir doğru var. Üzerinde A ve B noktası var. Yani bir doğru var. Üzerinde A ve B noktaları var. Yani iki, iki tane noktası biliniyor. Üzerinde iki nokta biliniyor. Bu doğrunun eğimini bu noktalardan faydalanarak bulabiliyoruz. Nasıl? Y2 eksi Y1 Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 X2 eksi X1 Neymiş demek ki? Ordinatların farklarını paya yazıyorum. Apsislerin farklarını paydaya yazıyorum arkadaşlar. Ama sırayla gitmeniz lazım. Bakın bu eksi bu bölü bu eksi bu. Şöyle de girebilirsiniz. Y1 eksi Y2 X1 eksi X2 Yani şunu yazsanız da olur y2 eksi e, y1 eksi y2 bakın y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 x1 eksi x2 sonuçta böyle bu birbirine eşittir neden bunu eksiyle çarptım buna dönüştü paydayı eksiyle çarptım buna dönüştü Buyla bu birbirine eşittir fark etmez ama aynı yönde gitmelisiniz yani şöyle gidemezsin y2 eksi y1 bölü x1 eksi x2 öyle olmaz bak sırayla eğer van'a gidiyorsan sürekli van'a gideceksin van'a gidiyorum tekrar van'a gidiyorum İstanbul'a gidersen İstanbul'a gidiyorum İstanbul'a gidiyorum. Anlaşıldı mı? Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1. Bu eğimdir. Biz eğime, eğimi aynı zamanda tanjantla hesaplıyorduk arkadaşlar. Bu aynı zamanda tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfaya eşittir. Tanjant ne? Eğim. Bu ne? E bu da eğim. O zaman bu, bunlar birbirine eşittir. Anlaşıldı mı? Zor düşünme ne olur. Ne olur zor düşünme. Zaten eğim de M ile gösterilir arkadaşlar genelde. Bakalım çıkıyor mu burası? Evet. Eğim genelde ne ile gösterilir? M harfi ile gösterilir. Bunu bil. Şimdi artık biliyoruz sevgili arkadaşlar. İki noktası bilinen doğrunun eğimini biliyoruz. Mesela burada arkadaşlar belki tanjantla ilgili bir şey gelir. Yani tanjantla eğim nasıl hesaplanır? Size gösterdim. E şimdi gösteriyorum hala. İki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl hesaplanır? Bunu da size gösterdim. Arkadaşlar bu doğruların e eğimlerini bulunuz demiş. Eğim neydi? pozitif x ekseniyle yapılan açıya eğim diyoruz. Bakın nasıl? Mesela D1'den başlayalım. D1 neresiymiş? D1 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 yok ya. Ne biçim şeydir? Neyse D2'ye bakalım arkadaşlar. Şu doğrunun eğimini bana söyler misiniz? Şu doğrunun eğimini? Şimdi iki noktası bilinmiyor. Yani noktayla gitmeyeceğim kesin. Yani açıyla gideceksin. Açı varsa tanjant. Arkadaşlar şuradaki açıya bakıyorsunuz. Yani D2 doğrusunun bakın D2 doğrusunun eğimi neymiş? Ee, tanjant 30'muş. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Yani onu da hesaplarsanız kök 3 bölü 3 muydu? Öyle bir şeydi. Şimdi başka. Bunu hesapladık. D3 doğrusunun eğimini hesapla bana. D3 doğrusunun eğimi. Mesela D3 doğrusunun eğimini hesaplayalım. Arkadaşlar her zaman pozitif x80 ile yapılan açıya bakıyoruz. Tamam mı? Bak bak hangi açı biliyor musunuz? Şuradaki açı. Yani şu pozitif oluyor ya. Anladın. Ya yani buradaki açıya bak. Her zaman şu sağ taraftaki açıya bak. 60'ı neyle toplarsak 180 olur. 120 ile. O zaman D3'ün eğimi tanjant. Tanjant 120'dir. Tanjant 120 ile hocam yeni öğrettiniz. Bu eksi tanjant 120 neyle toplarsak 180 olur. 60 ile tanjant 60 kök 3'tü eksi kök 3 oldu. Demek ki D3'ün eğimi eksi kök 3'müş. D2'ye hesapladık. Bir de D4'e bakalım. D4'ün eğimi. Şuradaki açıya bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Yani x ile yapılan açı. 45 ise burası 135. Tanjant 135'miş. Tanjant 135'miş. Tanjant 135 eksi tanjant 45'e eşit. Burada bunu toplam 180. Tanjant 45 e 1 eksi 1 çıktı. Hocam anlamadım. Bırak gitsin. Çok da önemli değil. Ama gerçekten arkadaşlar kolaydır. Yani zor düşünmeyin. Sadece iki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl hesaplanıyor? Bunu bil lütfen. Şimdi diyor ki Aşağıda nokta çiftlerinden geçen doğruların eğimlerini bulunuz. Mesela şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nedir? Hocam biliyor Yani 5 eksi 2, 5 eksi 2 bölü 4 eksi 3, 4 eksi 3. Yani ne çıkıyor? 3 bölü 1'den 3 çıkıyor. Anlaşıldı Mesela şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi. Valla hocam eksi 4'ten 6'yı çıkaracağım paya yazacağım. Eksi 4'ten 6'yı çıkaracağım paya yazacağım. 2'den eksi 3'ü çıkaracağım, pay yazacağım. 2'den eksi 3'ü çıkaracağım ha, bak bundan bunu çıkaracağım. Anladım. Yani eksi 10 bölü 5, cevap eksi 2. Mesela şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi hocam biliyorum. Bundan bunu çıkaracağım, yani 5 eksi 1'i paya yazacağım, şundan şunu çıkarıp payda yazacağım. 6'dan neyi çıkarıyorsun? 6'dan eksi 4'ü çıkarıyorsun, oraya dikkat et. Yani ne geliyor? 4 bölü 10 geliyor, cevap 2 bölü 5. Yani demek ki bu iki noktadan E ve F noktalarından geçen doğrunun eğimi neymiş? 2 bölü 5'miş. Anlaşıldı? Bir kare vermiş bize arkadaşlar. Bakın şurası bir kare olduğunu iddia ediyor. Tamam. O D eşitmiş. O D D eşittir. D doğrusunun eğimini bulun. Arkadaşlar şimdi bu bir kare ise buraya K dersem şuraya da K diyeceğim. E karenin bir kenarı 2K ise şurası 2K şurası 2K şurası 2K Şimdi ben bu doğruyu uzatayım. Bakalım bu doğruyu uzatayım. Başıma ne gelecek? Bu doğruyu uzattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada bir kelebek çıktı görüyorsunuz. Kelebek çıktı. Şurasıyla burası eşitse burası 2K ise burası da 2K'dır. Burası diktir değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar neyi soruyor bizden? Bakın uyanık olun lütfen. Neyi soruyor bizden? D doğrusunun eğimini soruyor. Eğim nasıl bulunuyordu? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla eğim nasıl bulunuyordu? ya tanjantla bulunuyordu. Açı varsa tanjantla bulunur. Eğer açı verilmişse tanjantla bulunur. Ya da iki noktası biliniyorsa noktalar işte y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ile bulunur. Mesela burada iki nokta verilmiş mi? Bize verilmemiş. Ee, ama işte açıyı bulabiliriz. Bakın şuradaki açının tanjantını hesaplarsak eğimi buluruz değil mi? Şuradaki açının tanjant. Yani d doğrusunun eğimi nedir? Tanjant alfadır. E tanjant neydi? Karşı bölü komşu değil miydi? tanjant neydi? Size ne demiştim? Karşı bölü komşu. Yani hipotenüse bakmıyorsunuz. Karşısında ne var? K var. Komşusunda ne var? 2K var. Yani ne çıkıyor? 1 bölü 2 çıkıyor. Var mı bir sıkıntı? Bu bir arkadaşlar. Evet böyle yapın gitsin ya boş erin. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Analitik düzlemde bu noktalara aynı doğru üzerinde ise olduğuna göre K kaçtır? İşte arkadaşlar bakın DGS'de 2017'de sanırım böyle bir soru geldi. Ya da 2018 miydi? Arkadaşlar DGS'de böyle bir soru geldi. Buna benzer bir soru geldi. Bu kadar basit geliyor. Lütfen zor düşünmeyin arkadaşlar. DGS'ye çalışan arkadaşlar genelde beni çok takip ediyor. O yüzden e, söylüyorum. Lütfen zor düşünmeyin. Bakın çıkmış sınav sorusu benzer bir soru geldi. Buna benzer bir soru geldi. Demişti ki aynen böyle çıkmıştı. Yani bunlar değişik tabii ki aynı doğru üzerinde yani ya da diyor ki bunlar doğrusu salsa yani bu üç doğru üç nokta doğru salsa bu ne anlama geliyor? Bunlar aynı doğru üzerinde ise k kaçtır? E tamam. iki noktası bilinen doğrunun eğimini hesaplayabiliriz. Arkadaşlar bunlar aynı doğru üzerindeyse ne olur? Yani şöyle düşünün. Bunlar aynı doğru üzerindeler. Tamam mı? Yani A noktası 3'e 11 B noktası 2'ye 8 C noktası K'ya 2. Şimdi bunlar aynı doğru üzerinde ise bu doğrunun eğimi değişmez. Yani eğim ne? Doğrunun eğimi arkadaşlar. Eğim asla değişmez. O zaman bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi aslında bu doğrunun eğimidir. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi yine bu doğrunun eğimidir. O zaman iki noktası bilinen doğrunun eğimiyle gitmemiz lazım. İlk önce şurayı görmeyin arkadaşlar. Burası yokmuş gibi düşünün. Burası nedir ya? 11 mi? kötü çizmişim. Arkadaşlar Şimdi bu doğru, bu doğrumuz yani bu doğrumuz nedir bilmiyorum arkadaşlar. Bu doğru A ve B noktalarından geçmiş mi? Evet. O zaman bu doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Hocam 8'den 11'i çıkarıp 8 eksi 11 bölü 2 eksi 3. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Bu doğrunun eğimidir. Peki bu doğrunun eğimini şöyle de bulamaz mıyız? Mesela şu olmasaydı örneğin şu iki noktayı kullanarak da aynı doğrunun eğimini bulamaz mıyım? Evet. Nasıl bulurum? 2'den 8'i çıkarırım. Paya yazarım. K'dan 2'yi çıkarırım. Payda yazarım. Bu ne? Doğrunun eğimi. E bu ne? Aynı doğrunun eğimi. O zaman doğrunun eğimi değişmez. Birbirine eşittir. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Burası ne oluyor? Eksi 3 bölü eksi 1 eşittir. Valla mahvolduk. Eksi 6 bölü k eksi 2. Yani bundan sonrası önemli değil arkadaşlar. Bu bunu götürür. İşler çarpını yapalım. 3K eksi 6 eşittir. Eksi 6 valla olmuşum. 3K eksi 6 eşittir. Eksi 6 sanki 0 geldi ya. Ne biçim şey geldik. 3K eşittir 0'dan. K eşittir 0 geldi. Tamam sonuç önemli değil. Önemli olan mantığını kavramanız. ABC bir üçgen BDDC eşitmiş. Tamam. A eksi 3'e 5. Tamam tamam tamam. AD kenar ortaya doğrusunun eğimi kaçtır diyor. Yani şu doğrunun eğimini soruyor arkadaşlar. Şimdi bir doğrunun eğimini bulmak için ya tanjantla gidiyoruz bu sınavda gelme ihtimali düşüktü arkadaşlar tanjant. Ya da iki noktası biliniyorsa doğrunun eğimini tak diye hesaplıyoruz. Mesela bizden şu doğrunun eğimini soruyor arkadaşlar. Bu doğrunun bir noktası belli. Bakın bir noktası belli. Şuradaki nokta da belli olsa hemen buluruz. E, D noktasını buluruz. Bulabiliriz. D noktası B ile C'nin orta noktasıdır. Bakın D noktasının koordinatlarını bulabilirim. Nereden nasıl bulabilirim? Çünkü B, D noktası B ile C'nin orta noktası olduğunu söylüyor. O zaman orta noktayı nasıl buluyorduk? 2 ile 4'ü topla 6 yarısı 3. 9 ile 7'i topla 16 yarısı 8. Anlaşıldı mı? Yani D noktasının koordinatları orta nokta şeyinden faydalanarak buldum. 2'ye 4'e doğru yapmışım. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar. Şimdi A, D doğrusu yani şu doğrunun şu doğrunun eğimini soruyor bizden. Öyle değil mi? O doğruyu biraz uzatıyorum. A, D doğrusunun eğimini soruyor. 2 e, noktası biliniyorsa. Yani A, D doğrusuna bakın. bir noktası eksi 3'e 5'tir. Diğer noktası da yani üzerindeki diğer nokta da 3'e 8'dir. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulabilir miyiz? Evet. Yani o zaman 8'den 5'i çıkarıp paya yazacağız. 3'ten eksi 3'ü çıkaracağım. Bakın 3'ten eksi 3'ü çıkarıp paydaya yazacağım. Yukarısı ne oldu? 3 oldu. Aşağısı 6 oldu. Cevabımız 1 bölü 2. Anlaşıldı mı? Ve gerçekten çok basit sevgili arkadaşlar. Zor değil. Sevgili arkadaşlar doğrunun denklemine geldik. Şimdi bir doğrunun denklemini nasıl kuruyoruz? Tamam mı? Burada eğim de devreye girecek haberiniz olsun. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burada anlatılan şeyleri size söyleyeyim. Herhangi bir nokta bir noktası verilen bir doğru verecek. Yani bir doğru herhangi bir noktası bilinecek. Ve bu doğrunun eğimi de verilecek arkadaşlar. O zaman ben size şurada anlatayım sevgili arkadaşlar. Şurada anlatayım. Yeni bir sayfa açıp anlatmak istiyorum. Çünkü bu önemli. Hani bilmeniz gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Bir doğru olsun sevgili arkadaşlar. Herhangi bir doğru olsun elimizde. Ya da doğrumuzu şöyle çizelim fark etmez. D doğrusu olsun arkadaşlar. Bu doğrunun bir noktası bilinsin. Tamam mı arkadaşlar? Bir noktası bilinsin. Diyelim ki e, A virgül B gibi bir noktası biliniyor. Ve bu doğrunun eğimi de bize verilmiş sevgili arkadaşlar. Eğimi ne olsun? Eğimi de M olsun. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Tekrar ediyorum arkadaşlar bir doğru verilmiş bize. Bir doğru verilmiş bize. Bu doğrunun bir noktası biliniyor. A virgül B. Ve eğimi de biliniyor. O zaman bu doğrunun denklemini şöyle kuruyor, kuruyoruz arkadaşlar. Y eksi B eşittir. Eğim çarpı, eğim çarpı X eksi A. Tamam arkadaşlar? Bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi bu şekilde bulunur. Hocam bir örnek verir misiniz? Başım gözüm üzerine. Sen yeter ki dersine çalış. Başım gözüm üzerine. Mesela diyelim ki 2'ye 3 olsun. Bunun eğimi de ne olsun? Eğimi de atıyorum. Ee, 1 bölü 2 olsun. Tamam mı? O zaman diyorsun ki bak diyorsun ki y eksi 3 y 3 eşittir. Eğim çarpı yani 1 bölü 2 çarpı x eksi 2. İşte al sana doğrunun denklemi. Anlaşıldı mı? Sonra bunu düzenleriz falan fistan. Lütfen bunu bil. Yani orada anlatılmak istenen budur sevgili arkadaşlar. Orada anlatılmak istenen şair orada bunu anlatmak istemiş. Bakıyorum çıkıyorum mu bunlar ekranda tamam. Şair burada bunu anlatmış artık ben sana anlattım. Şimdi burada bir örnek var arkadaşlar. Diyor ki analitik düzlemde bu nokta e, noktasından geçen ve eğimi bu olan doğrunun denklemini bulunuz. Arkadaşlar y eksi 2 eşittir eğimi ne? Eğim de 2 2'ymiş. 2 çarpı x eksi 5. Bu ha budur. Böyle bırak. Artışıklarda artık bunu düzenleme şekli falan olur genelde. Bakın y eksi 2 eşittir biraz düzenlersek 2x eksi 10 oluyor. Şunu bu tarafa atar. Y eşittir 2x eksi 8. Yani bu şekilde bir şey olur. Tamam. Çok güzel. Analitik düzlemde bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulunuz. Ama hocam şeyi belli değil. Ee, eğimi belli değil. Canım Eğimi belli değil mi? Şimdi bir doğru vermiş. İzle. A noktası 3'e 2. Yani 2 noktası biliniyor. Doğrunun 2 noktası biliniyor. B noktası eksi 1'e 5. E şimdi ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. Adam bana eğimi vermek zorunda değil. Ben bulacağım. Nasıl? E öğrenmişim. 2 noktası bilinen doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Az hatırlayın bakalım. Emi yazmayayım kafanız karışmasın. Hocam Bundan bunu çıkarıp paya yazıyorduk. 5 eksi 2 anladınız mı? Eksi 1'den 3'ü çıkarıp payda yazıyor. Eksi 1'den 3'ü çıkarıyorum. Ya 5 eksi anladın. Ne oluyor? 3 bölü eksi 4 oluyor. He. Demek ki eğimi neymiş? Buymuş. Artık ben şunu biliyorum. Şunu silin. Bakın bir tanesini silin. Bir tane noktayı sildim. Fark etmez. Bir tane nokta biliyorum ama. Doğrunun bir tane noktasını kesin biliyorum. Bunu bir bakmayın. Onu da alabiliriz. Fark etmiyor. Bir tanesini alıyorsunuz. Eğimi neymiş bu doğrunun? Eğimini bana söyler misiniz? Hocam eksi 3 bölü 4'tür. E şimdi bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini kuramıyor muyuz? Evet. Nasıl? Y eksi 2 eşittir. Eğim çarpı yani eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 3. Alın size doğrunun denklemi. Bu şekilde bırakın arkadaşlar. Mühim olan mantığını anlamak. Hocam bu noktayı neden almadık? Onu da alsan yani bunu almayıp bunu alsaydın yine aynı şeyi bulurdun. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, düzenlersen yine aynı şey çıkacak. Bana güven. Bir doğru var. iki noktası biliniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. AB doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi AB doğrusunun eğimi nedir? Bana söyler misiniz? AB doğrusunun eğimi. E, A, e, şu doğrunun eğimi nedir sevgili arkadaşlar? Bakın A noktası 5'e 0 Üzerindeki diğer nokta ne? 0'a 3'müş. Hocam bunun eğimini bulabilirim. Eğimi şudur. 3'ten 0'ı çıkarıp buraya yazıyoruz. 0'dan 5'i çıkarıp buraya yazıyoruz. Fark etmez. Bu eksi bu bölü bu eksi bu da aynı sonucu bulursun. Tamam. Yani ne oluyor? 3 bölü eksi 5 oluyor. He, eğim eksi 3 bölü 5'miş. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. E şimdi arkadaşlar herhangi bir noktasını alın. Yani bir tanesini almayın. Bir tanesini almanız yeterli. Bakın şunu aldım. Yani şöyle o doğruyu şöyle çizelim fark etmez. Ya fark etmez yani arkadaşlar. Şöyle çizdim aynı doğru. Bir noktası belli yani bir noktasını aldım. 5'e 0. Şunu da alsak olur. Bakın fark etmiyor arkadaşlar. Eğimi ne? Bu doğrunun eğimi ne? E onu da biliyoruz. Eksi 3 bölü 5. eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini kuramıyor muyduk? Evet. Nasıl? Y eksi Y yani 0 eşittir. Eğim çarpı eksi 3 bölü 5 çarpı Tövbe estağfurullah. Çarpı x eksi a burası. Alın size doğrunun denklemi. Tamam düzeltmiyorum. Düzenlemiyorum. Böyle bırakın. Mantığını anlayın. Yeter sevgili arkadaşlar. Tamam. Harikasınız. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey vardı. Yani biz e, bunu fonksiyonlarda anlattım. Nasıldı? Mesela fonksiyonlarda bir fonksiyonun denklemini nasıl buluyorduk? Mesela şöyle bir doğru olsun. Bu doğrumuz arkadaşlar. x eksenli a noktasında Y noktasını ben nok Y eksenini B noktasına kessin. Bu doğrunun denklemini nasıl buluyorduk? X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 şeklinde buluyorduk arkadaşlar. Hatırladınız mı? Hatta ben demiştim ben bunu kullanmıyorum. Bir şey başka bir şey kullanıyorum. Mesela burası x ekseni burası y ekseni arkadaşlar. Ben şöyle yapıyordum. a çarpı y fonksiyonları anlatırken b çarpı x eşittir A çarpı B. Zaten burada paydaları işlerseniz bu geliyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Bakın fonksiyonlarda, fonksiyonlarda doğrusal fonksiyon falan. Bir örnek istiyorum hocam. Tamam seni kırmıyorum valla. Bir, bir, örnek vereyim sana. Mesela şöyle olsun. Bak bunu eğimle de bulabiliriz. Demin yaptığımız gibi ama pratik olmamız açısından mesela desin ki burası x ekseni, burası y ekseni. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Burası 2, burası x 3 olsun. Şu d doğrusunun denklemini bulun desen. Hemen pratik yol bak. Pratik yol x eksenini 3'te eksi 3'te kesmiş. x bölü eksi 3 diyorsun. Artı y bölü 2 diyorsun. Eşittir 1 diyorsun. Veya veya benim anlatım teknik şudur. x eksenini eksi 3'te kesiyorsa eksi 3 çarpı y eksi 3 y. y eksenini 2'de kesmişse 2 çarpı x artı 2 x eşittir. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6. Yani zaten bunu düzenlersen buna dönüşür. Tamam. İstediğiniz konu ya da eğimle gidersin falan filan. Anladın. Arkadaşlar şimdi eğim başka nasıl bulunuyor? Şu ana kadar bakın iki farklı şekilde eğimi bulabildik. Bir, e, tanjant alfa bize eğimi veriyor. İki, iki noktası biliniyorsa doğrunun eğimini hesaplayabiliyoruz. Y2-Y1 bölü x2-X1 Bir de doğrunun denklemini bize veriyor adamlar. Bu doğrunun denkleminden yararlanarak eğimi bulabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunları e, sorulara geçmeden önce özetleyeceğim. Şimdi... Y yalnız kalmışsa eğer bir doğrunun denklemi bize verilmişse arkadaşlar bir doğrunun denklemi bu arada doğru denklemi ne dedi arkadaşlar? Hatırlayın doğrusal fonksiyonu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İşte doğrunun denklemi yani 2x artı 3y eşittir 12 mesela bu bir doğrunun denklemidir arkadaşlar. Kare mareli bir şey yoksa x'li y'li bir şey varsa doğrunun denklemi oluyor. Şimdi bu bir doğrunun denklemidir mesela y eşittir 3x eksi 5 bu da bir doğrunun denklemidir kareli mareli olmayacak. Eğer y yalnız kalmışsa Y yalnız kalmışsa yani y eşittir bir şey demişse x'in katsayısı direkt bize neyi veriyor? Eğimi veriyor. Unutmayın arkadaşlar. Y yalnızsa, y yalnızsa x'in katsayısı bize direkt eğimi veriyor. Örneğin y eşittir 3x 5. Burada eğim nedir? 3'tür. Anlaşıldı mı? Eğer y yalnız değilse arkadaşlar. Bu arada burada demiş ki en doğal sayısı da y eksenini kesen noktadır. Ona çok kafayı takmayın, boş verin. Y yalnız kalmışsa x'in katsayısı kesinlikle eğimdir. Eğer y yalnız değilse yani doğrunun denklemi bu şekilde ise örneğin şu şekilde arkadaşlar. Bu sefer y'yi yalnız bıraktığımızda eksi a bölü b geliyor. Eksi a bölü b bize eğimi veriyor. Hocam ne diyorsunuz? Ne satıyorsunuz hocam ya? Vay can o. Bak şimdi. Bir örnek veriyorum. Örneğin diyelim ki y eşittir 2x artı 10. Bu doğrunun eğimi nedir? Valla 2'dir. Eğim nedir? 2'dir. Pratik yolan ha. Y yalnızsa x'in katsayısı bize eğimi veriyor. Fakat bazen adamlar x'i yani 2x artı işte atıyorum 4y eksi 8 eşit 0 böyle kapalı bir denklem verilmiş. Yani y'yi yalnız bırakmamış. Bu durumda doğrunun eğimi arkadaşlar eksi a bölü b oluyor. Bakın eksi a bölü b eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eğim ne olacak? Bak izle. Eğim ne olacak? Eksi 2 eksi yazıyorsun. 2 bölü y'nin katsayısı 4 yani eksi 1 bölü 2. Yani zaten bakın sonuç eksi 1 bölü 2 çıkıyor unutma. Zaten burada y'yi yalnız bırakırsak ne olur? Mesela y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. Tamam mı? Şunu hop şunu hop karşıya gönderiyorum. 4y eşittir. Eksi 2x olarak geçti. Eksi 8 de artı 8 olarak geçmedi mi? Her iki tarafını 4'e bölüyorum sevgili arkadaşlar. Ya da hepsini 4'e bölelim. Fark etmez. Şöyle yapalım. Y'yi yalnız bırakmış olmadık mı? Bakın 4'e bölsek. Y eşittir ne çıktı? Eksi 1 bölü 2x artı 2 çıktı. Bakın x'in katsayısı eğim oldu. İster böyle gidin. Yani y'yi yalnız bırakın. Bakın y'yi yalnız kalırsa x'in katsayısı eğimdir. Eğer y yalnız değilse y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı eğimdir diyebilirsiniz. Veya pratik yol eksi bu bölü bu bize eğimi veriyor. Yani eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı bize neyi veriyor? Eğimi veriyor. Seninle beraber birkaç tane örnek yapalım mı? Gel 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 gel. Cano cano zor düşünme valla hocam çok özellik var valla yok. Vallahi ben yapmışım abi. Ben yapmışım. Vallahi sen de yapmışsın. Yaparsın. Abla, bacı, kardeş, arkadaşım, dostum. Ben yapmışsam vallahi sen de yaparsın. Yaparsın. Kendine güven. Örneğin y eşittir. 5 bölü 2x eksi 3. Eğim nedir? Vallahi abudur. Eğim neymiş? 5 bölü 3miş. Örneğin 3x artı, artı 4y artı 5y artı 10 eşittir 0. Eğim nedir? Hocam eksi bu bölü budur. Eksi 3 bölü 5'tir. Anlaşıldı mı? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Peki şunu söyle. Mesela 2y eksi 3x artı eksi 5 eşittir 0. Bunun eğimine eksi x'in katsayısını yukarıda yazıyorsun. Yani eksi 3'ü yukarıda yazıyorsun. Y'nin katsayısını da aşağıda yazıyorsun. Bak burada x x'in katsayısını yukarıda yazdık. Burada da x'in katsayısını yukarıda yazdık. Y'nin katsayısı payda oluyor her zaman. Anlaşıldı mı? Can ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Zor mu? Ya valla çok basit. Diyor ki bu doğruların eğimlerini bulunuz demiş. valla burada doğruların eğimi. Mesela ben bunu hepsini 6'ya bölsem y'yi yalnız bırakıyorum. Y eşittir. 4x bölü 6. 4x eksi 7 bölü 6 yazabilir miyim? Evet. Yani bunu şöyle parçalayabilir miyiz? 4x bölü 6. Evet yapabilirim. Yani şöyle biraz daha düzenliyorum. Y eşittir. 2 bölü 3 x. Eksi 7 bölü 6 oldu. Eğimi neymiş? Bu doğrunun eğimi 2 bölü 3'müş. Anlaşıldı. Burada eğim ne? Hocam ister y'yi yalnız bırakırım. istersem eksi bölü şey eksi. X'in katsayısı yukarıya çıkıyordu. Y her zaman paydaya geliyordu. İşte alın size eğim. Bunun eğimine Hocam eksiyi yazıyoruz. X'in katsayısı yukarıya. Y'nin katsayısı her zaman aşağıya geliyor. Ne çıktı? 4 çıktı. Anlaşıldı? Beni mahvedeceksiniz yemin ediyorum. D doğrusunu bu şekilde vermiş. Olduğuna göre noktasından geçtiğine göre. Bu arada arkadaşlar birazdan geçeceğim. Eksenlere paralel falan birazdan anlatacağım. Bir nokta yani bir doğru bir noktadan geçiyorsa bir nokta bir doğrudan geçiyorsa o nokta doğrunun denklemini sağlar. Tamam mı arkadaşlar? Mesela şurada bir doğru vermiş bize. Bakın. Bu da bir doğru vermiş. Doğrumuzun adı ne? Yani denklemi ne? AX artı Y eşittir 2. Yani bu analitik düzlemde şöyle bir doğrudur. Bu doğru üzerinde bir noktadan bahsediyor. Nasıl bir nokta? 2'ye eksi 8 noktası. Şimdi e, öyle diyor arkadaşlar. Bu doğru bu noktadan geçiyorsa o zaman bu nokta bu doğru üzerindedir. Arkadaşlar doğru üzerindeki noktalar doğru üzerindeki noktalar kesinlikle ve kesinlikle doğrunun denklemini sağlar. Lütfen bunu unutmayın. Birazdan yine bundan bahsedeceğim. Yani ne demek istiyorum? Siz x yerine 2 yazarsanız bakın burada x yerine 2, y yerine eksi 8 yazarsanız kesinlikle bu eşitlik yine sağlar. Yani 2a oldu burası. Bakın 2a oldu. 2 nereden gelmişti? Buradan gelmişti. Anladım. Eksi 8 oldu burası. Eşittir 2. Bunu bu tarafa şutlayın. 2a eşittir 10. A neymiş? 5'miş. A neymiş? 5'miş. A yerine 5 yazabilir miyim? O zaman bu doğrunun denklemi ne oldu? 5x artı y eşittir 2 oldu. Bu doğrunun eğimini soruyor bizden. Arkadaşlar eğimini nasıl buluyorduk? Hocam valla bunun katsayısı gizli 1 var. Eksiği yazıyorduk. X'in katsayısı yukarıya, y'nin katsayısı paydaya geliyordu. Eğimi neymiş? Eksi 5'miş. Anlaşıldı mı? Çünkü eğimi soruyor. Sevgili arkadaşlar bir de eksenlere paralel doğrular var. Hocam çok özellik var. Ne olursun rica ediyorum. Bak ben sabahtan beri senin için burada ders anlatıyorum. Yemin ediyorum bak bunu yapmak zorunda değilim. Geometri videolarını kimse izlemiyor canım kardeşim. Kimse izlemiyor. Adama 10 bin kişi izliyor geometri videolarını. Ben arıyorum arkadaşım başka YouTube kanalından. Diyorum neden çekmiyorsun? Bana diyor ki şey kimse izlemiyor ki. Ama ben beni kimse izlemiyor. Bin kişi izliyor. Ben yine çekiyorum. Sizler için hani saatlerce burada oturup çalışıyorum. Bu özel ders oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Vallahi özel ders oluyor. Sen de oturuyorsun. Yani ben bu kadar mücadele ediyorsam sen de bir mücadele et. Eksenlere paralel doğrular var arkadaşlar. Eksenlere paralel doğrular ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu x y ekseni bu x ekseni. Y ekseni dik kesiyorsa y eşittir b doğrusu diyeceğiz. Buna x eşittir a doğrusu diyeceğiz. Hocam anlamadım. Bak sen anla diye her şeyi yapıyorum. Senin anlayabileceğin dilden sana söyleyeyim. Burası x ekseni burası y ekseni. Şimdi eksenene, eksenlere paralel doğrular nasıl ifade edilir? Mesela arkadaşlar şöyle bir doğru çektiğiniz zaman şöyle dik bir doğru çektiğiniz zaman eğer 2'de kesiyorsa biz bu doğruya x eşittir 2 doğrusu diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Mesela diyelim ki siz şöyle y'ye dik bir doğru çektiğiniz zaman yani x'e paralel bir doğru çektiğiniz zaman eğer y ekseni örneğin 5'te kessin o zaman biz buna y eşittir 5 doğrusu diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Örneğin bir tane doğru daha çekiyorum. Şurada y x eksenini Eksi 4'te kessin. O zaman bu x eşittir. Eksi 4 doğrusudur diyeceğiz. Örneğin y eksenini eksi 3'te kessin. Y eşittir. Eksi 3 doğrusu diyeceğiz. Örneğin bakın burası x eksenini. X eksenini 1'de kessin. Buna x eşittir. 1 doğrusu diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Yani şöyle. Diyelim ki ben sana, size desem ki arkadaşlar. Bir doğrunun denklemini veriyorum. X eşittir 4 doğrusu. Bu nedir? X eşittir 4 doğrusu neymiş? A buymuş. Yani x eksenini 4'te dik kesen bir doğrudur. Buna x eşittir 4 doğrusu diyeceğiz. Örneğin y eşittir eksi 6 doğrusu hocam a budur. Anladın? Çok güzel. Bir de açı ortay doğruları var arkadaşlar. Bunları bilmemiz son derece önemli sevgili arkadaşlar. Bunları bilmemiz son derece önemli. Eğer şöyle bir doğru varsa arkadaşlar bakın tam açı ortay varsa buna x y eşittir x doğrusu diyoruz. Şuna da y eşittir. Eksi x doğrusu diyoruz. Önemlidir. Son derece önemli. Bunları bilmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Tamam. x ekseni y ekseni. Mesela y eşittir x doğrusunu çiziyorum şu an. Y eşittir x doğrusu nasıl bir doğrudur? Arkadaşlar orijinden geçiyor. Tamam mı? Orijinden geçiyor. Şu doğrudan bahsediyoruz. Bu doğrunun adı nedir? Bu doğrunun adı y eşittir x doğrusu. Bir bakayım kayıt mayıt alıyor mu? Ses alo ses 1 2 3 kontrol ol her şey tamam. Çok güzel. Bu nedir? Y eşittir x. Yani y ile x eşit oluyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Örneğin burası 1 ise 1'e karşılık 1 gelir. Çünkü y ile x eşit. Örneğin burası 2 iki ise 2'ye karşılık ne gelecek? 2 gelecek. 3 ise 3 gelecek. Örneğin burası eksi 2 olsun. Eksi 2'ye karşılık eksi 2 gelecek. Anlaşıldı mı? Y eşittir x doğrusu budur sevgili arkadaşlar. Yani zor değil. Lütfen zor düşünmeyin. Lütfen zor düşünmeyin. Peki y eşittir eksi x doğrusu ne? Y eşittir eksi x doğrusu da arkadaşlar. Bakın y eşittir eksi x doğrusunu çiziyorum şimdi. O da şudur. Şuradan geçiyor arkadaşlar. Bu neymiş? Y eşittir eksi x doğrusu. Bu doğrunun adı y eşittir eksi x doğrusu. Şu doğrunun adı neydi? Y eşittir x doğrusu. Örneğin diyelim ki burası eksi 1 ise o zaman x ne olacak? Y ne olacak? 1 olacak değil mi? Y x'in eksilisine eşit. Örneğin burası diyelim ki 2 iki ise 2'ye karşılık eksi 2 gelecek. Y eşittir x doğrusu. Y eşittir -x, x doğrusu. Y -x, x doğrusu burayı açı ortaya yapıyor. Y eşittir -x, x doğrusu burayı açı ortaya yapıyor. Lütfen bunları bilelim. Şimdi arkadaşlar bakın sınavda ne tarz bir soru gelebilir? Bunlar örnektir. Fakat sınavda gelebilir. Mesela sınavda bu şey gelebilir. Ben size söyleyeyim. He valla. Yani e, illa zor sorular gelecek diye bir şey yok. Analitik düzlemde Y eşittir -x, x, x 4, x eşittir 8 ve Y eşittir 0 doğruları arasında kalan e, alan kaç birim karedir? E, çizelim, bakalım hangi bölgeden bahsediyor. Sırayla çizelim arkadaşlar. Vay vay. Öyle bir yorulmuşum var ya nasıl çizeceğimi bilemiyorum. Analitik düzlemi şöyle güzelce çizeyim. X ekseni Y ekseni. Bunu biraz daha uzatma şansım var mı? Daha güzel olacak gibi. Heh. Arkadaşlar Y eşittir X doğrusu. Hocam biliyorum. Y eşittir X doğrusunu biliyorum hocam. Yeni öğrenmişim. Tam sıfırdan geçecek. Yani şöyle bir doğru. Bu hangi doğrudur? y eşittir x doğrusu. Uzantısı da var. Şöyle bir şey. Tamam. Burayı hallettik. x eşittir 4 doğrusu. V. Oui. x eşittir 4 neydi? x eşittir 4 doğrusu neydi? Çabuk söyle. Aa, a bu değil miydi? Ben demin sana bir sürü örnek vermedim mi? A budur. Bu nedir? x eşittir 4 doğrusu. Tamam. Hangi nokta? Şuradaki nokta. Ya tam burası 4 oluyor. Anlamış mısın? Çok güzel. X eşittir 8. Vallahi hocam o da demek ki a ya buradan yani 8 olacak. Şöyle bir dik bir doğru olacak. X eksenli dik bir doğru olacak. X eşittir 8 doğrusu. X eşittir 8 doğrusu. X eksenini 8'de keser. Anlamış mısın? Çok güzel. Hangi doğrulardan bahsediyor? Bu niye böyle rezalet oldu ya? Bunu biraz daha şöyle çizeyim. Ah. Şöyle kendime çizeyim güzelce ne? Bu neymiş? Y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu. X eşittir 4 doğrusu. X eşittir 8 doğrusu. Bir de Y eşit 0 doğrusu. Mesela Y eşit 1 doğrusu Y'yi 1'den kesiyor. Y eşittir eksi 2 doğrusu Y'yi eksi 2'den kesiyor. Y eşittir 0 doğrusu burası 0'dır. Şu doğru oluyor. Yani X ekseninden bahsediyor aslında arkadaşlar. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Bu çizilen doğrular arasında kalan bölge. Neresi oluyor arkadaşlar? Yani şu doğru, bu doğru, bu doğru ve bu doğru arasında kalan bölge şurası olmuyor mu arkadaşlar? Buranın alanını sormuş olmuyor mu? Bakın y eşittir x, x eşittir 4, x eşittir 8 bir de y eşittir 0, x ekseni oluyor. Yani buradaki mıntıkanın, bu mıntıkanın alanını bizden soruyor. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki yamuğun alanı bizden soruyor. Şimdi burası 4 birim. Şurada tamamı 8 ise 4 ise buraya 4 kaldı değil mi? 4, 4 daha 8 yani şuradaki uzunluk 4 birimdir. Arkadaşlar bana söyler misiniz? Bakın burası ne? Y eşittir x doğrusu. Burası 4 ise şurası da 4 olmaz mı? Evet. Bakın şu noktaya bakın. Yine y eşittir x doğrusu üzerinde. x'i 8'de kesiyorsa y'yi de 8'de kesmez mi? Evet. O zaman şuradaki uzunluk kaç? 8 birim. O zaman şuradaki uzunluk 8 birim oldu sevgili arkadaşlar. Çünkü burası şuraya eşit oldu. Dikdörtgen oldu ya. Şurası 8 birim. Şurası kaç birim? E burası 4 birimse. Şurası da 4 birim. He, benden şuranın alanını soruyordu. Burası bir yamuktur arkadaşlar. Bakın burası buraya paralel. Dik dik. O zaman yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Üst taban altı artı alt taban bölü 2 e, çarpı yükseklik. Yani yükseklik çarpı yükseklik 4 sevgili arkadaşlar bunlar dik ya. Yükseklik 4 çarpı bu artı bu üst taban artı alt taban bölü 2. 4 artı 8 bölü 2. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Örneğin şöyle yaparsınız bunun e, karenin dikdörtgenin alanını hesaplarsınız. Burada üçgenin alanını hesaplarsınız. Bunu hesapla anladınız. Şunu şuna böl 2. Kaç oluyor? 8, 12. 12 çarpı 2, 24. Yani oradaki alan neymiş? 24. Umarım anladınız. Sevgili arkadaşlar doğru grafiklerini çizme. Bunu fonksiyonlarda göstermiştim sevgili arkadaşlar. Denklemi verilen bir doğrunun grafiği nasıl çizilir? Lütfen bilin. Önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunun mantığını öğrenmemiz lazım. Bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsanız bu bir doğru belirtiyordu. Bakalım nasıl bir doğruymuş. Yani bu doğrunun grafiği nasıldır? Gelin size basit bir yöntemle göstereyim arkadaşlar. Bakın bir doğrunun grafiğini nasıl çiziyoruz? Arkadaşlar yapmanız gereken ilk önce ilk önce x'e 0 diyorsunuz arkadaşlar. Yani x 0'mış gibi düşüneceksiniz. x'e 0 deyin. Burası gitti mi? Ne kaldı? 3y eşit 12 kaldı. 3y eşit 12. Peki y kaç çıktı? y eşit 12 3'e böl 4 çıktı. Demek ki y eksenini 4'te kesmiş. Bu 1. Daha sonra tam tersi yani y'ye 0 diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın denklemde y'ye sıfır diyorsunuz. Y'ye sıfır dersek burası gider. 2x eşittir 12 olmuyor mu? 2x eşittir 12'den x kat çıktı? 12'yi 2'ye böl 6. Demek ki x eksenini de 6'da kesmiş. Bu iki noktayı birleştirdiğiniz zaman doğrunun denklemini buluyorsunuz. Yani bu iki noktayı şöyle birleştirdik. İşte alın şu doğrunun şu denklemi verilen doğrunun çizimi budur. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Hayır. Mesela bu doğruyu analitik düzlemde çizelim. Siz de benle birlikte çizin lütfen. Benle birlikte çizin arkadaşlar. X ekseni, y ekseni. Hocam anladım. X yerine sıfır yazıyorum ilk önce. Burası yokmuş gibi davranacağım yani sıfır dersem orası sıfır olur. Eksi 2 y eşittir 6'dan y kaç çıkıyor? Y eşittir eksi 3 çıkıyor. Demek ki y eksenini eksi 3'ten kesecek. Eksi 3 buralarda bir yerde. Daha sonra tam tersi yani y'ye sıfır diyorum tamam mı? Y'ye sıfır dersem burası sıfırlanır. 3x eşit 6 çıkıyor x kaç oldu? 6'yı 3'e böl 2. x eksenini de 2'de kesmiş. Bunları birleştiriyorsun. Yani şu iki noktayı birleştirin ve uzantısını aldın. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu doğru hangi doğrudur? Şu doğrudur. Yani 3x eksi 2'ye eşittir 6 doğrusu. Bu kadar. Analitik düzlemde bu doğru ve bu doğru doğruları ile o x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bulalım. Bakın sınavda bu tarz bir şey gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu tarz bir şey gelebilir. Önemlidir. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım sırayla bu x ekseni burası y ekseni. <laughs> Şu doğruyu bir ilk önce tanıyalım. Hangi doğru? Y eşittir 2x artı 6. Doğrunun denklemini doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? İlk önce x'e 0 diyorduk. Bakın x'e 0 deyin. Yani şuraya 0 dersek y eşit 6 çıkıyor. He, demek ki y eksenini 6'da kesmiş. Tamam. Bu sefer y'ye sıfır diyorum sevgili arkadaşlar. y'ye sıfır diyorum bu denk, denklemde. y'ye sıfır dersem sıfır eşittir. 2x artı 6 çıkar. 0 eşittir. 2x artı 6. Buradan x kaç çıkıyor? Eksi 6'yı 2'ye böl. Eksi 3 çıkıyor. x eksenini eksi 3'te kesiyor. Eksi 3'te kesiyor. O zaman bu e, bunun yani şunun grafiği nasılmış? Doğrusal grafiktir. Böyle bir şeydir. Tamam. Bu hangi doğru? Bu y eşittir 2x artı 6 doğrusu. Burayı hallettik. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi diğer doğrunun grafiğini çizelim. Diğer doğrunun grafiğini çizelim arkadaşlar. Şunun yani neymiş? Y artı x eşittir 6. Hocam aynı şekilde x'e 0 dersem burası 0 olur. Direkt y eşittir 6 çıkıyor. Demek ki y ekseni 6'da kesmiş yine. Y'ye 0 dersem yani şuna sıfır dersem x direkt 6 çıkar. x eksenini de 6'da kesiyor. Sonra bu iki noktayı birleştiriyorduk hocam. A budur. Şimdi bu, bu hangi doğrudur? Yani şuradaki doğru. Bu doğrunun adı da y artı x eşittir 6 doğrusu. Bakın yavaş yavaş anlatıyorum anlaşılsın arkadaşlar. Tamam biz birlikte çalışıyoruz arkadaşız. Şimdi bu hangi doğru? A bu. A, budur. Bu hangi doğru? A budur. Bir de demiş ki o x ekseni. O x 80'in neresi oluyor arkadaşlar? O x ekseni. O x x ekseni demek. Yani bana diyor ki şu doğru bu doğru ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Kalan bölge burası oluyor. Yani bu üçgenin alanını bizden soruyor. Peki bu üçgenin alanını nasıl bulacağız arkadaşlar? Şurayı sileyim. o üçgenin alanı bakın şurası 6 birim belli. Peki şurası kaç birim? Bakın yükseklik 6 birim. Bunu bildiriyor 6 ya. Şurası 3 birim. Şurası 6 birim. 6 3 daha 9 birim. He, taban da 9'muş. O zaman yükseklik çarpı 9 e, taban bölü 2 bize neyi veriyor? Bu üçgenin alanı veriyor. Yükseklik 6 taban 9 bölü 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3 3 kere 9 27. Yani bizden istenilen alan 27 birim karedir. Doğruların kesişme noktası. Arkadaşlar iki doğrunun kesişim noktası ortak çözüyoruz. Tamam mı? ortak çözüyoruz. Lütfen unutmayın. Bakın iki doğrunun bu ne? Bu düzlemde bir doğru belirtiyor. Biz sabahtan beri bunu görüyor zaten. Bu ne? O da düzlemde bir doğru belirtiyor. İşte bu doğrular nerede kesişir sevgili arkadaşlar? Yani şimdi analitik düzlemde iki tane doğrudan bahsediyoruz. Mesela birinci doğru, ikinci doğru. Bunlar nerede kesişti? Şurada. Bu noktanın koordinatları nelerdir? Bundan bahsediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela şu doğruyla bu doğrunun kesişim noktasını bulunuz dese Bunları yok etme metoduyla ya da yerine koyma metoduyla ortak çözüyoruz. Bildiğiniz yok etme metodu arkadaşlar. Şimdi mesela şunu şu tarafa atalım. Neymiş? 2x değil mi? Eksi 2x'i bu düzenliyorum yani. 2x yanında ne var? 3y var. Eşittir 12. Altta ne var? E x artı 3y. Düzenli yazıyorum. x artı 3y eşittir. Eksi 3'ü karşıya gönderdim. 3. Yani bunları düzelttim. Böyle alt alta yazdım. Yok etme metoduyla x, y'yi buluyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Yok etme metoduyla x y. Bunu eksiyle çarpıyorum. Alttaki denklemi eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum ki şunlar gitsin. Şurası ne oldu? x eşittir 9 çıktı. Değil mi? 12'den 3 çıkar 9. x'i 9 bulduk sevgili arkadaşlar. x yerine 9 yazıyorum şurada. 2 kere 9 burası 18 oldu. Bunu bu tarafa attım. 3 y eşittir 12'den 18 çıkar eksi 6. y eşittir eksi 2. He. Arkadaşlar demek ki her ikisini yani bu da bu da her ikisini sağlıyor. Yani kesişim noktası neymiş? 9'a eksi 2 noktasıymış. Yani bu iki doğrunun kesim noktası burası oluyor. Yani analitik düzlemde bunlar nerede kesişiyormuş? 9'a eksi 2. 9'a eksi 2. Yani şu nokta, şuralarda bir yerde kesişiyormuş. Yani bu iki doğru şöyle bir kesişim noktası var. Hangi nokta? 9'a eksi 2. Zor mu? İnanılmaz basit. Diyor ki bu doğru, şu doğru, doğruları ile o x ekseni, yani x ekseni demiştik bunu. O x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Gel birlikte çizelim senle. Hepsini birlikte çizelim. He. Ne güzeldir, ne güzel bir derstir, ne güzel bir derstir. He valla. Arkadaşlar, bu doğruların çizimini öğrettim size. Bunu çizin bakalım, benimle birlikte çizin. Y eşittir, 2x artı 6 mı? Evet x'e 0 e, e diyorduk hocam x'e 0 dersek burası sıfırlanıyor y eşit 16 çıkıyor demek ki y eksenini 16'da kesiyor ne biçim şeydir ya 16'da kesiyor x'e e y'ye bu sefer 0 diyorduk hocam y'ye 0 dersek 0 eşit 2x artı 16 çıkıyor 0 eşittir 2x artı 16 çıkıyor bunu bu tarafa atsak eksi 16 eşittir 2 xten x eşittir eksi 8 x eksenini de eksi 8'de kesiyor Eksi 8 o zaman bu doğru nasıl bir doğru? Yani hangi doğruyu çiziyoruz arkadaşlar? Şu doğruyu çiziyoruz. Çizimi nasıldır? Kırmızı ile yapalım. He. Çizimi bu noktayla bu noktayı birleştireceğiz. Yani A A budur. Tamam? Tam noktadan geçiyor. Ben çizemedim. Bu birinci doğrumuz bu arkadaşlar. Şu doğruyu çizdik. Bu doğruyu siz çizin bakalım. Benle birlikte çizin. Benle birlikte çizin. Tamam? Birlikte çalışıyoruz dedim. Benle birlikte çizin. Şimdi şunu nasıl çizeceğiz hocam valla y'ye sıfır e, fark etmez yani x'e sıfır diyelim. x'e sıfır dersek bu sıfırlanır. 5y eşit 20 çıkıyor. y eşit 4 demek ki, y eksenini 4'te kesmiş. y eksenini 4'te kesmiş. Bu sefer tam tersi. Şu doğruda e, y'ye 0 dersem değil mi arkadaşlar? Bakın y'ye 0 dersem yani burası yok. 2x eşittir 20 oluyor x eşittir. 10 çıkıyor. X'i de 10'da kesmiş. Yani bunları birleştirirsek onun şeyini onu da farklı bir renkte yapalım isterseniz arkadaşlar. Şu renkte yapalım. Şu ikisini birleştireceğim ha. Ah. Çok güzel. Şimdi bunun doğrusu nerede? Çizimi burada. Şu doğrunun çizimi şudur. Bir de diyor ki OX. OX neresi oluyor arkadaşlar? OX o x neresi oluyor? E, o x de şurası oluyor arkadaşlar. Yani x ekseni. İşte diyor ki bu doğru, bu kırmızı doğru, bu mavi doğru ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yani şuradaki alanı bizden soruyor. Anlaşıldı mı? Bakın sınavda gelebilir böyle bir şey. Belli olmaz arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin alanını bulacağız şimdi. Peki bu bölgenin alanını nasıl bulacağız? Bize bir tane yükseklik lazım. Arkadaşlar öncelikle bakın şurayı bulmam lazım. Bu nedir? bu doğruyla bu doğrunun kesin noktasıdır. Öyle değil mi? Bakın mantıksal arkadaşlar mantıksal gitmemiz lazım. Bu kırmızı doğruyla mavi doğrunun kesin noktası değil mi? Evet. Kırmızı doğru hangi doğruydu? Hangi, kırmızı doğrunun denklemi nerede? A burada. Mavi doğrunun denklemi nerede? A burada. O zaman ben bu ikisini ortak çözersem ya yok etme metodu ya da yerine koyma metodu bu ikisini ortaklaşa çözersem bu noktanın koordinatlarını bulmuş olurum. Çözelim mi arkadaşlar? çözelim. Gelin burada mesela bu ikisini ortak çözüyorsunuz arkadaşlar. Yani ya yok etme metodunu kullanarak hangisi size kolay geliyorsa ya da yerine koyma metodunu kullanarak ortak çözüyorsunuz. Bakın ikisini ortak çözersem oradaki kesim noktasını bulacağım. Şimdi gelin birlikte ortak çözelim arkadaşlar. Şimdi bakın, mesela şöyle ortak çözebiliriz. Yani yok etme metoduyla gidebilirsiniz. Yok etme metoduyla gidin. Bakın, şu an bulacağım sonucun aynı sonucu bulacaksınız. Ama ben biraz daha uyanıklık yapıyorum. Y yerine bundan sonra bunu yazabilirim. Nerede? A burada. Yani 2x artı orada bir 5 var, değil mi arkadaşlar? 5 var. Eksi 20 var. Eşittir 0. Bakın şuradaki y yerine ne yazıyorum? Y yerine 2x artı 16 yazıyorum. Aha. O zaman buradan x'i bulabiliriz. 2x artı 10x artı 5 kere 16 80 eksi 20 eşittir 0 oluyor. 12x değil mi arkadaşlar? 12x bana yardım edin lütfen. Yorulmuşum biraz. Şurası 60'tır. Karşıya göndersek eksi 60 olur. X eşittir eksi 5. He. X eksi 5 Arkadaşlar x kaçmış? Eksi 5'miş. Y'yi bulalım şimdi. Yerine koyalım bir yerde. Y, x yerine 5 yazalım. Şey, eksi 5 yazalım. Y de eşittir. 2 kere eksi 5. Eksi 10. Artı 16. Artı 6 oldu. He. Şu nokta var ya bu nokta. Bu nokta neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu noktanın koordinatları x'i eksi 5'te kesiyor. Y'yi de 6'da kesiyor. Hocam soru bu kadar uzun mu? Sen anla diye yavaş yavaş atlatıyorum. Anlasın bir dakikada çözüp geçerim. Bak mahvederim seni. Yani ben bir dakikada çözüp geçersen mahvolursun. olursun. Hiçbir şey anlamazsın. Anlaşıldı mı? Bu ne anlama geliyor peki? Bu noktanın kesin noktasını bulduk. Ortak yok etme metoduyla çözün arkadaşlar. Aynı şeyi bulacaksınız. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi bu üçgenin alanını buluyorduk. Bakın bilincimizi yitirmiyoruz. Hangi üçgenin? Şuradaki üçgenin alanını buluyoruz. Bakın şurası eksi 5'tir. Y'yi de 6'da kesiyor ya. izle, izle, izle. 6'da kesiyor. Şuradaki uzunluk kaç? 6 birim. O zaman şuradaki uzunluk kaç olur? 6 birim olmaz mı? Burası 6 ise burası da 6. Bakın yüksekliği buldum. Gördün mü? Yüksekliği buldum. Peki buradaki tabanı bulabilir miyiz? Evet. Şurası 10 birimdir. Görüyorsunuz. Sileyim. Şurası 8 birimdir. 8. <laughs> Arkadaşlar 8 artı 10 18 oldu. 18 oldu. Yükseklik 6. Taban 18. Bu üçgenin alanını arıyorum. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize alanı verecek. Bunu buna böldüm. 3 üçgen 18 54. Ne güzel bir konusun sen ya. Bir de arkadaşlar iki doğrunun birbirine göre e, durumu. İki doğrunun birbirine göre durumundan bahsedeceğiz. Paralel doğrular. Arkadaşlar iki doğru paralelse eğimleri eşittir. Birazdan bunları hepsini derleyeceğim. Toplayacağım. Ondan sonra sorulara geçeceğim. Lütfen sabredin. Eğimi bu nasıl buluyorduk arkadaşlar? İki noktası biliniyorsa y2 eksi y1 bölü x2 x1 bize eğimi veriyordu. Alfa vermişse tanjant alfa eğimdi. Doğrunun denklemi verilmişse y yalnız bırakılmışsa x'in katsayısı bize eğim veriliyordu, e, veriyordu. Arkadaşlar İki doğru birbirine paralelse eğimleri eşittir. Yani d1, d2'ye paralelse m1 eşit m2. m1'ne birinci doğrunun eğimi, m 2ne ikinci doğrunun eğimi. Örneğin analitik gözlemde bu doğru ile bu doğruya paralel ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi bu doğruya paralel. Mesela bu doğrunun eğimi nedir bana söyler misiniz? Hocam y yalnız bırakılmış. Yani x'in katsayısı eğimdir. O zaman bir tane doğrudan bahsediyor arkadaşlar. Bir tane doğrudan bahsediyor. Bu doğruya D diyelim. Bu doğru bir noktadan geçiyormuş. Noktamızı bize vermiş. Noktası ne? Eksi 2'ye 3. Bu doğrunun eğimi verse, eğimini verseler biz e, denklemini bulamaz mıyız? Evet. Ama bu doğru birine paralelmiş. Hangi doğruya paralelmiş? Şu doğruya. Y eşittir 3x artı 7. Yani bizim aradığımız doğru bu verilen doğruya paraleldir. E bunun eğimi ne? 3. Bunun eğimi 3 ise şunun eğimi de 3 olur. Eğimi 3 ya. Paralel doğruların eğimi eşittir arkadaşlar. Diyor ki buna paraleldir diyor. Bu noktadan da geçiyor. E tamam bu doğru noktası belli. Eğimi belli. Biz denklemini nasıl buluyorduk? Denklemini bul diyor. Denklemini bul diyor. Y eksi 3 eşittir. Eğim çarpı. Eğim çarpı. X eksi A bu. Eksi 2. Anlaşıldı mı? Alın size denklem düzelmesini size bırakıyorum. Böyle bırakın gitsin mantığını anlayın. Analitik düzlemde bu doğruya paralel ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini bulunuz. Bakın buna paralel ve aynı soru. Yoksa yok. Ha, bu değişikmiş. Bakın aynı soru arkadaşlar. Bunun eğimi ne? Eğimi 2. Yani bu aradığım doğru buna paralel mi? Evet. O zaman bunun eğimi 2 ise, bunun eğimi 2 ise, bunun eğimi de 2 olur. Neden? Çünkü bu buna paralel. Paralelse eğimleri eşit. Bu doğru aynı zamanda bir noktadan geçmiş. A 2'ye 5 noktasından geçmiş. O zaman noktası belli, eğimi belli. Denklemini bul demiş. Denklemini bulurum. Y 5 eşittir. Eğim çarpı x 2. Ah, böyle bırak gitsin. Mantığını anla yeter. Dik doğrular arkadaşlar. Paralel doğruların eğimleri eşitti. Ama dik doğruların eğimlerin çarpımı eksi 1'dir. Bakın bu da önemlidir. Yıldız atın arkadaşlar. Bununla ilgili soru geldi. Haberiniz olsun. Yine gelebilir. Dik D1 D2'ye dikse eğimlerin çarpımı kesinlikle eksi 1'dir. Analitik düzlemde bu doğruya dik ve e, bu noktadan geçen doğrunun denklemini bulunuz arkadaşlar. Bir tane doğrudan bahsetmiş onun denklemini bulmamızı istiyor. Bir tane doğru var. Bu doğru bir noktadan geçiyor. A noktası eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2. Şimdi e, bunun eğimi ne? Hocam bunun eğimini artık biliyorum. Y yalnız kalmamışsa x'in eksiği yazıyorduk x'in kat yukarıda yazıyorduk. Y'nin kat sayısı her zaman paydaya geliyordu. Ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. Bunun eğimi neymiş? Eksi 3. He. Harikasın. Bunun eğimi neymiş? Eğimi eksi 3'tür. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu aradığımız doğru yani bizden denklemi istediği doğrunun doğru şu doğruya dikmiş. Yani şöyle diktir arkadaşlar. Peki bu doğru şu değil mi? Evet. Bunun eğimi ne? Bunun eğimi e, eksi 3'tür. E, dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani bunun eğimiyle. Bunun eğimi nedir bilmiyorum arkadaşlar. Şu doğrunun eğimi nedir bilmiyorum. Ama bu doğrunun eğimiyle şu doğrunun eğiminin çarpımı eksi 1 olduğunu biliyorum. Çarpımları eksi 1'dir dik oldukları için. Yani m ile eksi 3'ün çarpımı ya da eksi 3 ile m'in çarpımı eksi 1'e eşittir. Eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Buradan m eşittir 1 bölü 3 bulundu mu? Evet. Eee. Bunun eğimi neymiş? 1 bölü 3 mü sevgili arkadaşlar? Var mı bir sıkıntı? Hayır. Hani görsel olarak ben size şey yapıyorum ki anlaşılsın. Gerçekten bakın eksi 3 ile yani bunun eğimi ile bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 1 sağlıyor. Dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Bana diyor ki bu doğrunun e, e denklemi nedir? E noktası da belli. O zaman y eksi 2 eşittir eğim çarpı yani 1 bölü 3 çarpı x eksi eksi 1. Anlaşıldı mı? Düzenlemeyi sana bırakıyorum. Yani böyle bırak gitsin. Mantığını anla zaten soru üzerinde düzenlemesini yapacağız birlikte. Analitik düzlemde bu doğruya dik. Şimdi bunun eğimi ne? Söyler misin? Y ya, yalnız kalmışsa 1 bölü 4. O zaman eğer bu aradığımız doğru yani bakın yine bir doğrudan bahsetmiş arkadaşlar. Bu doğruyu bilmiyoruz ama bir noktasından bir noktasını vermiş. A 3'e 6 ve bunun eğimini bilirsek doğrunun denklemini de kurabiliriz bunun eğimiyle şimdi bu doğru şuna dikse o zaman bunun eğimiyle şunun eğimini çarpma eksi 1'dir. Bunun eğimi 1 bölü 4'tür biliyorum. E 1 bölü 4'ü ne ile çarparsam sonuç eksi 1 olur. 1 bölü 4'ü eksi 4 ile çarparsam bunlar gider sonuç değil mi? 4 evet olur. Demek ki bunun eğimi eksi 4'müş. Çünkü eksi 4 ile 1 bölü 4'ün çarpımı eksi 1'dir. Bunlar dik doğrulardır. E tamam bunun denklemini soruyor. Y eksi 6 eşittir eğim çarpı yani eksi 4 çarpı x eksi 3. Anlaşıldı mı? Şöyle bırak. Bana güven. Hocam nasıl? Cano g eksi 6 eşittir. Dağıt bakalım. Eksi 4 x artı 12. Yani muhtemelen şıklarda şöyle bir şey olur. Bunu bu tarafa at. 4 x artı y. Şunu da bu tarafa at. Eşittir 18. Bu muhtemelen şıklarda böyle bir şey olur. Ya da y'yi yalnız bırakma şekli olur yani. Şöyle bırak abi. Bak ben sana ne dedim? Aynı şeyleri yapa 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 konuyu kavradık. Analitik düzlemde bu doğruya dik ve orijinden geçen. Orijin neydi? Hocam 0,0. Yani bir doğru var. Orijinden geçiyormuş sevgili arkadaşlar. Yani 0,0 noktasından geçiyormuş. Ve bu doğru nedir bilmiyorum ama buna dikmiş. Peki bunun eğimi ne? Hocam y eşittir. Hepsini 2'ye bölüyorum. Y eşittir x artı 3 yazabilirim. Bakın hepsini 2'ye böldüm. X'in katsayısı 1'dir. Bunun eğimi neymiş demek ki? 1'miş. E şimdi bu doğruyla şu doğru dik mi? O zaman bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğiminin çarpımı eksi birdir. O zaman bunun eğimi ne olacak söyleyin bana. Neyi birle Bunun eğimi bir arkadaşlar. Bunun eğimi bir. Bu böyle bu bir. Neyi birle çarpsam eksi bir olur? Eksi bir. Anlaşıldı mı? Hocam efendim 2'ye eşittir 2x artı 6 ya. Bunun eğimi bulurken eksi bu bölü bu yapmıyor muyduk? Hayır. Eğer şöyle olsaydı senin dediğin doğru. Şöyle olsaydı senin dediğin doğru. Eksi bu bölü bu yapacaktık. Ama burada y yalnız bırakmaya çalışmışlar. Y'yi yalnız bırakmaya çalışmışlarsa sen de diyeceksin ki y yeah, ben ak babayım. Sen yalnız kalmışsan ben seni tam yalnız kalıp bırakacağım. E valla. Y eşittir x artı Anla artık. Artık arkadaşlar bakın bunun eğimi 1'di. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1'dir. Neden eksi 1? Çünkü dikse eğimlerin çarpımı eksi 1'dir. E noktası belli. Y eksi 0 eşittir eğim çarpı eksi 1 çarpı x eksi 0. Alın size neyi bulduk? Denklemi bulduk. Y eşittir. Eksi x oldu. Şıklarda ya bu olur ya da bunu bu tarafa atın. X artı y eşittir sıfır olur. Hangisi varsa. Ve sevgili arkadaşlar. iki noktanın birbirine göre durumları. Bunları zaten şeyde göstermiştim. Birinci dereceden denklemler konusunu öğretirken göstermiştim. Bununla ilgili analitik geometride soru geleceğini pek zannetmiyorum ama yine de hızlı bir şekilde görelim arkadaşlar. İki tane doğru verilmişse a 1 x b 1 y c 1 0 a 2 x b 2 artı c 2 eşittir 0. Arkadaşlar eğer a 1 bölü a 2 bakın a 1 x'lerin katsayısı, y'lerin katsayısı, c'lerin c'ler sabit sayılar oluyor. Eğer a 1 bölü a 2 eşittir b 1 bölü b 2 eşit değildir c 1 bölü c 2 oluyorsa d 1 ve d 2 doğruları paraleldir. Yani paralel ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bölü bu eşit bu bölü bu olacak. Bunu bilin. Bak bu önemli. Paralel ne demek? X'lerin kat sayısı Y'lerin kat sayısına eşit olacak. Oranları eşit olacak arkadaşlar. Eğer A1 bölü A2 yani bu bölü bu eşit bu bölü bu eşit bu bölü buysa yani hepsi oranları eşit oluyorsa o zaman D1 ve D2 doğruları çakışıktır. Bu ne anlama geliyor? İkisi de aynı doğruyu belirtiyor. Tamam. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Çok önemli değil onu boş verin. Şimdi Mesela burada hocam bu ne anlatmak istiyor ya? Ben burada çok boğuldum. Abi dinle. Bak. Burada iki tane doğru vermişsin bana. 3x. Lütfen dinle. Ne kadar basit olduğunu göreceksin. By artı 2 eşit 0. Bu doğru ile şu doğru. O doğru neymiş? Ax artı 3y. Ax artı 3y artı 6 eşittir 0. İki tane doğru vermiş bize. Bunlar çakışıktır diyor. Çakışık ne demek? Çakışık. Bak bu bölü bu eşit, bu bölü bu eşit, bu bölü budur. Yani 3 bölü a. Tamam yani budur ha. 3 bölü a eşittir. B bölü 3 eşittir. 2 bölü 6. Anladın? Budur yani ha. E gel diğerlerini bulalım. Abi nasıl yani nasıl bulamıyorsun? Burası. Oy. Burayı sadeleştir bakalım. Burası 1. Burası 3. 1 bölü 3'tür. O zaman buna ne demen lazım? Şuraya 1 diyeceksin. 1 bölü 3 olması için. Bunun 1 bölü 3 olması için buna da 9 diyeceksin. Hocam anlamadım. Piştme. Sen beni mahvedeceksin yemin ediyorum. Bunu al hemen. B bölü 3 eşittir. 2 bölü 6 2 bölü 6 ne? 1 bölü 3. İşlerse çarpımı yap. B ne çıktı? 1 çıktı. Anladın? Daha sonra ne yapacaksın? A, B, A. A bu ikisini al. 3 bölü A eşittir. Neye? 2 bölü 6'ya. Yani 1 bölü 3'e sadeleşirsen. İşlerse çarpımı yap. A eşit 9 çıkıyor. Tamam mı? Zor düşünme lütfen. 9 ile 1'in toplamı A 9'dur ve 1'dir. Topla 10. Sonucumuz 10. A artı B'yi soruyor. Tamam budur dura. Paralel. Paralel doğru diyorsa arkadaşlar X'lerin kat sayısı Y'lerin kat sayısına eşittir. Bakın paralel doğru diyorsa izleyin izleyin. Ne zaman paralel diyoruz? D1, D2'ye paralel. Bu bölü bu eşit. Bu bölü bu diyorsa. Tamam. Bak bak. Mesela burada bu iki doğru paralel diyor ya. X'in katsayısı sayısı K artı 1 bölü. X'in katsayısı aşağıda 3'tür. Eşittir. Yukarıda Y'nin katsayısı sayısı A Yani eksi 2K eksi 3'tür bölü. Y'nin katsayısı aşağıda ne var? Eksi 1 var. Hocam ne yaptınız kardeşim? Bu bölü bu eşit bu bölü bu yapmışım. Burada bul. Sana öde veriyorum. İşlerse çarpını yap kayı bul. Tamam yaparsın. Valla yapmayacağım. Ben çok yoruldum yapmayacağım. Artık top sende. Tamam. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi ise noktanın eksenlere göre simetri. Arkadaşlar simetriyle ilgili de soru gelebilir. Çok basittir. Gerçekten çok basit. Sadece biraz sabır etmeniz gerekiyor. Hocam sabır sabır nereye kadar? Valla sonuna kadar sabredeceğim. Abi ben şu an nasıl ders anlatıyorsam sabırla inatla hırsla sana ders anlatıyorsam sen de sonuna kadar dinleyeceksin. E Bakayım sistemler çalışıyor mu? Harikayız. Arkadaşlar bir noktanın simetri. Simetri aynı zamanda diğer adı yansımadır sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Noktanın eksenlere ve orijine göre simetri. Şimdi bir noktanın simetriğinden bahsediyorsak arkadaşlar. Örneğin bakın burada A B noktası olsun. Tamam mı arkadaşlar? A noktası A B. X eksenine göre simetri diyorsak arkadaşlar. X eksenine göre simetri diyorsak. A değişmiyor. Yani absis değişmiyor. Ordinat işaret değiştiriyor. Ordinat işaret değiştirir. Gerçekten bakın simetri ne demek arkadaşlar? Mesela x eksenine göre simetri yani bu eksene göre simetriyi burayı ayna gibi düşüneceksiniz. Onun aynadaki görüntüsü yani bu noktanın aynadaki görüntüsü burası olmuyor mu? Bakın a değişmiyor. Gerçekten burası a ise şu da a. Ama buradaki b y ekseninde b ise bir o kadar gitsen eksi b olur. Anlaşıldı mı? Bunları alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Başka çareniz yok. Biri hallettik. 2. Y eksenine göre simetrik. Şimdi ben bu noktanın şu eksene göre simetrini aldığımda şu noktanın bu aynadaki görüntüsü buraya gelmiyor mu? C olmuyor mu arkadaşlar? Bakın ne oluyor? Bu sefer A işaret değiştiriyor. B değişmiyor. B neden değişmiyor? Çünkü buna göre simetrik alıyorum. Yani bu nokta da ordinatı B'dir. Bu noktanın da ordinatı B'dir. Dolayısıyla Y eksenine göre simetri dediğimiz zaman bu sefer X işaret değiştiriyor. Y işaret değiştirmiyor. Aynı kalıyor. Orijine göre simetri dediğimiz zaman arkadaşlar orijin burası. Yani bu noktanın orijine göre simetriye buraya geldim. Bir o kadar gidiyorum. Bakın hem A işaret değiştiriyor hem de B işaret değiştiriyor. Lütfen bunları yazın benimle birlikte arkadaşlar. Y eşittir X doğrusuna göre simetri dediği zaman Arkadaşlar yazın gitsin bakın. Y eşittir X doğrusuna göre simetri dediği zaman A ile B'yi yer değiştiriyorsunuz. Yani A ve B'yi yer değiştiriyorsunuz. Y eşittir eksi x'e göre simetri dediği zaman A ile B'yi hem yer değiştiriyoruz hem de işaretlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. İşaretleri de değişir. Şimdi burada hızlı bir şekilde bir tekrar edeyim sevgili arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Herhangi bir A virgül B noktası olsun sevgili arkadaşlar. Bu nokta olsun. X eksenine göre simetri diyorsa bakın X'e göre simetri diyorsa X'e göre simetri diyorsa X değişmiyor. Bu işaret değiştiriyor. Anlaşıldı mı? Y işaret değiştiriyor. Öyleydi değil mi? Evet. Bu noktanın Y eksenine göre simetri diyorsa <laughs> Y eksenine göre simetri diyorsa bu sefer A işaret değiştirir. Bu değişmez. Eğer orijine göre simetri diyorsa arkadaşlar orijin. Orijin neydi? Sıfıra sıfır noktası. O zaman hem A işaret değiştiriyor hem B işaret değiştiriyor. Eğer bu noktanın y eşittir x doğrusuna göre simetri diyorsa a ile b'yi yer değiştiriyoruz. Eğer bu noktanın y eşittir x'e göre simetri diyorsa a ile b'yi yer değiştirip bir de işaretlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani hem yer değiştiriyorsunuz hem de artılar eksilere de dönüşüyor. Yani bunu bu şekilde de yapabilirsiniz ya da bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi soru çözelim bunlarla ilgili. Evet soru çözelim. Mesela örneğimizi çözelim. Bakalım neymiş? Analitik düzlemde bu noktanın x eksenine göre simetri B'dir. B'nin de y eksenine göre simetri C'dir. BC uzunluğu kaçtır? Sırayla gidelim arkadaşlar. A noktası nerede? 4,5 noktası. Unutursanız çizerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt bu şekilde gideceğim. X'e göre simetri diyor arkadaşlar. X'e göre simetri. Şimdi X'e göre simetri dediği zaman B oluyormuş. X'e göre simetri dediği zaman X değişmiyordu. Y işaret değiştiriyordu. Hatırladınız mı? Bakın x'e göre simetri anladınız, anladınız. Şuraları sileyim arkadaşlar. Evet. Bu B noktasının da y eksenine göre simetri. Arkadaşlar y'ye göre simetrik aldığımız zaman C oluyormuş o da. Ne oluyordu? Bu sefer x işaret değiştiriyordu. Şu değişmiyordu. Benden neyi soruyor? BC kaç birimdir diye sormuş. Aslında AC'yi ben soracaktım arkadaşlar. Neyse BC'yi bulalım. BC uzunluğunu bulalım. Hocam BC uzunluğunu hatırlıyorum ha. Karekök içerisinde bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesi. Eksi 4 bak eksi 4 eksi 4'ün karesi artı eksi 5 eksi eksi 5'in karesi eksi eksi 5'in karesi. Yani bu eksi bunun karesi artı bu eksi bunun karesinin karekökü bize bu iki nokta arasındaki uzaklığı veriyor. Sevgili arkadaşlar, burası 0 oluyor, değil mi? Bakın burası artı olacak. 0 oldu burası. Komple yaparsınız. Eksi 8'in karesi 64. 64 64'te e, 8 olarak çıkar. Cevabımız 8. Dik koordinat düzleminde bu noktanın orijine göre simetri budur. Yani bu noktanın orijine göre simetri nedir arkadaşlar? Orijine göre simetri ikisi de y e, işaret değiştiriyordu. Hatırladınız mı? Ne oluyordu? İşaret değiştir. 3. Bunu da işaret değiştir. Eksi 4. Orijine göre simetrik bu oluyordu. B oluyormuş. He. O zaman A 3 olur arkadaşlar. B de eksi 4 olur. Yani A noktası neymiş? Eksi 3'e 4. B noktası da neymiş? 3'e ee, e eksi 4. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Hocam A ve B noktaları arasındaki uzaklık eşittir. karekök içerisinde 3'ten eksi 3'ü çıkaracağız. 3'ten Eksi 3'ü çıkaracağız. Karesini alacağız. E valla, Yeni öğrenmişim ha. Eksi 4'ten 4'ü çıkaracağız. Karesini alacağız. Aha. Ve vay, vay. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 3. Eksi artı 3 oldu artık. Bakın artı 3 oldu. 6 6'nın karesi 36 artı. Şurası eksi 8. Eksi 8'in karesi artı 64'tür. Kare kökünü al diyorum. 100 oldu değil mi? Karekök 36 64 daha 100. Yani cevap 10'dur. Yani arkadaşlar. Eee yapın gitsin. Ya bunu unutursanız da nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar işimiz çok uzun. Ben bunları biraz hızlı geçiyorum. Yani bunu unutursanız da nasıl yapacağız? Bakalım. Ben bir şansımı deneyeyim. Diyelim unuttum yani formülleri falan. A eksi 3'e 4 noktası. Eksi 3 neresi? Şuralarda bir yerde. 4 neresi? Şuralarda bir yerde. Bu noktadan bahsediyoruz. Yani A noktası burası. A neymiş? Eksi 3'e 4. Şimdi bunun orijine göre simetriye arkadaşlar. Orijin burası. Ne kadar gelmişsen orijine o kadar da gideceksin. Tamam mı arkadaşlar? Şu nokta oluyor. Şimdi bu noktanın koordinatlarını bulalım. Yani bu B noktası olacak artık. B noktasının koordinatlarını bulalım. Bakın arkadaşlar burası 3 birimse şurası da 3 birim. Burası 3 oluyor. Burası 4 birimse şurası da 4 birim. Burası da eksi 4 oluyor belli ki. Bakın aynı şekilde bulduk. Sonra demiş ki bu ikisi arasındaki uzaklık kaçtır? Arkadaşlar bakın şurası kaç birim? Burası bir dik üçgen ya. Burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birimdir? 3, 4, 5. E burası da 5. 5, 5 daha 10. Örneği. Tamam. Yani bu şekilde çizerek yapabilirsiniz diye. Böyle de. Bu noktanın y eşittir x doğrusuna göre. Hocam y eşittir x diyorsa a ve b'yi yer değiştiriyorduk. Yani bu ikisini yer değiştirin. Ne oluyor? 5'e a oluyor. 5'e a oluyor. Bu neye eşitmiş? Simetri b'dir diyor zaten. Yani bu a buna eşitmiş demek ki. B'ye eksi 6. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok güzel. E o zaman bu, bunlar eşittir. Yani B eşit 5'tir. A da eşit. Eksi 6'tır. A artı B'yi soruyor. Cevabımız eksi 1. Analitik düzlemde bu noktanın y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri bu noktaymış arkadaşlar. O zaman bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri değilse hem yer hem de işaret değiştiriyorduk arkadaşlar. Bunun hem yerlerini hem de işaret değiştireceğiz. Yani bu simetri a üssü dersek, y'e y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri a üssü dersek, B ile A'yı hem işaret hem de yer değiştireceğiz. Eksi B eksi A olacak. Simetri bu oluyormuş arkadaşlar. Yani bu neye eşit oluyormuş? Eksi 6'ya 8 oluyormuş. Eksi 6'ya 8 oluyormuş. Bir bulalım. O zaman eksi B eksi 6'ya eşit. Eksi B eksi 6'ya eşitse B eşittir 6'dır demek ki. Eksi A da 8'e eşitse değil mi? Eksi A da 8'e eşitse A da eksi 8'miş. Bana diyor ki A noktasının bir A noktasını bulalım. A, nok A noktası neydi? A'ya B'ydi. A'yı biz eksi 8 bulduk. B'yi de 6 bulduk sevgili arkadaşlar. Bu <laughs> A noktasının şu noktaya uzaklığı kaçtır demiş. Eksi 4,3 noktasına uzaklığı. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Eyvallah hoştur. A, C noktaları arasındaki uzaklık. Sevgili arkadaşlar eksi 4'ten bunu çıkaracağız değil mi? Bakın eksi 4'ten eksi 4'ten eksi 8'i çıkaracağım. Eksi 8'i çıkaracağım ve karesini alacağım. Bunları artık göre göre filozof olmuşum. Artı. Şundan şunu çıkarıp karesini alacağım. Yani 3 eksi 6'nın karesi. Hesapla bakalım. 12'nin karesi 144. Efendime söyleyeyim. 3'ün karesi 9. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Valla ben size bırakıyorum. Valla böyle bir şey çıktı. Önemli değil sonuç. Sevgili arkadaşlar şu ana kadar ne gördük? <laughs> Şurada hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Mesela A noktası A virgül B noktası olsun. Bakın tekrar ede ede gidelim ki siz sizin için iyi olsun. Arkadaşlar bunun x eksenine göre simetri diyorsa ne yapıyorduk? x eksenine göre simetri söyle bana. A değişmiyordu. B işaret değiştiriyordu. Aynı noktanın bakın aynı noktanın Y eksenine göre simetri diyorsa bu sefer a işaret değiştiriyor, yli kısım değişmiyor. Eğer orijine göre simetri diyorsa ne yapıyormuşuz orijin. O zaman a ile b işaret değiştiriyordu, eksi a eksi b öyle değil mi? Ee, bu noktanın aynı noktanın y eşittir x doğrusuna göre simetri diyorsa ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk yani b ile a'yı yer değiştiriyorduk. Aynı noktanın y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri dediği zaman a ile b'yi hem yer değiştiriyoruz hem de işaret değiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Öyle dedim. Orijin öyle miydi? Kafa gitti ya ben çok yoruldum. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi böyledi. Bunu böyle tekrar etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyor ki noktanın noktaya göre simetri. Mesela şu ana kadar eksenlere göre simetri, orijine göre simetri ve doğrulara göre simetriyi gördük. Bir de noktanın noktaya göre simetri var sevgili arkadaşlar. Yani A virgül B noktasının C virgül D noktasına göre simetri. Arkadaşlar inanılmaz basit biliyor musunuz? Bunu lütfen ezberlemeyin. Gerçekten çok basit. Bakın gerçekten çok basit. Hemen gösteriyorum size. Orta nokta biliyorsunuz ya öyledir arkadaşlar. Mesela bakın A noktası burada. B noktası da burada olsun demiş. Bu noktanın bu noktaya göre simetri. Simetri ne demek arkadaşlar? Aynadaki görüntüsü. Yani burada sanki bir ayna varmış gibi düşünün. Tamam mı? Bu noktanın aynadaki görüntüsü buraya gelmez mi? Burası kaç birimse burası da o kadar birimdir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman A'nın B'ye göre simetrisi burası olacak. E şimdi B noktası ne oldu? Bu ikisinin orta noktası oldu. Bu orta noktadan faydalanarak burayı bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Orta noktadan faydalanarak burayı bulabiliriz. Peki nasıl? Yani A ile X'in toplamının yarısı C'yi verecek. Bakın A ile X'in toplamının yarısı C'yi verecek. Tamam buradan bir işler çarpını yaptığımızda X ne oluyor? Bakın şuradaki X 2C eksi A oluyor. He, demek ki 2C'den A'yı çıkarsak burayı buluyoruz. Anlaşıldı mı? Mesela e, B'yi nasıl buluyorduk? Yani şunu nasıl buluyorduk? B ile Y'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde şunu buluyorduk. Yani ordinatların toplamının yarısı bize şuradaki ordinatı veriyor. İşler çarpını çarpımını yaptık. B artı y eşittir 2D. Buradan y eşittir 2D eksi B oldu. Yani arkadaşlar kısacası bakın ispatlamış olduk. Eğer bu noktanın bu noktaya göre simetrini soruyorsa bakın A, A virgül B'nin C şey B noktası da C virgül D olsun. Bunun buna göre simetrini soruyorsa ve bu simetri C noktasıysa şöyle yapıyorsunuz. 2c eksi a'yı buraya yazıyorsunuz 2c eksi a'yı buraya yazıyorsunuz tamam mı arkadaşlar 2d eksi b'yi de buraya yazıyorsunuz 2d eksi b'yi de buraya yazıyorsunuz zaten ispatladık bir bakalım bununla ilgili örnekler çözelim sevgili arkadaşlar örnekler çözelim <laughs> analitik düzlemde bu noktanın bu noktaya göre simetriye bu nokta olduğuna göre artı ve kaçtır yani bunu şöyle yapabilirsiniz 2a eksi bu buraya veriyor 2 çarpı bu buraya veriyor falan Gerek de yok aslında. Şöyle yapın arkadaşlar bakın A noktası nedir? Size mantıksal açıklamasını veriyorum. Yani ezberlemenize gerek yok. A noktası burada. B noktası burada. A noktasının B noktasına göre bunun buna göre simetri buraya geliyormuş arkadaşlar. Yani C noktası oluyormuş. C noktası da 9'a B'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bu noktanın bu noktaya göre simetri burası ise şurayla buraya eşit oluyor. Yani ezberlemenize gerek yok. Orta nokta formülünden gidin diyorum. O zaman şu absislerin toplamının yarısı bize şuradaki absisi verecek. Yani 9 9 eksi 1 ile 9'u topluyorum. Yarısını alıyorum. Nereyi buluyorum? A'yı buluyorum. Buradan A çıktı arkadaşlar. Bakın 8 eşittir 2 A'dan A4 çıktı. Anlaşıldı mı? Birden başım döndü. Vay. Arkadaşlar şunların toplamının yarısı bize burayı verecek. Orta nokta formülden. 3 ile B'nin toplamının yarısı bize neyi verecek? Valla Bu A bunu verecek. Şimdi işlerse çarpımı 3 artı b 8'den b de 5 çıkar. A artı b'yi sormuş. 4 ile 5'in toplamı sor, cevabımız 9 yaparsınız. Bunu da halletmiş olduk. Bir de arkadaşlar bakın. Hiç buraya bakmayın bence. Bunu biraz yani e, hani derler ya Ahmet Kaya'nın şarkısı var. Seni e, bağıra bağıra içime yazdım. Aynen öyle arkadaşlar. Kalbime yazdım. Bunu bağıra bağıra kalbimize yazacağız. Nedir? A virgül B noktasının x eşittir C'ye göre simetriği. X eşittir C'ye göre simetri diyorsa arkadaşlar 2C eksi A'yı buraya yazıyorsun B'yi buraya yazıyorsun tamam mı? Y eşittir D'ye göre simetri diyorsa A'ya karışmıyorsunuz 2D eksi B'yi buraya yazıyorsunuz. Hocam anlamadım bu iyi. İzle. A noktası A noktası A virgül B olsun. Tamam. Sonuna kadar mücadele etmez. son Bak pişman olmayacaksın. Bak pişman olmayacaksın. Eğer x eşittir x eşittir atıyorum c'ye göre simetri diyorsa c doğrusuna x eşittir c doğrusuna x'e göre simetrik değil x eşittir c'ye göre simetri diyorsa hemen şöyle yap. 2c eksi a yazıyorsun buraya bak 2c eksi a yazıyorsun buraya b'ye karışmıyorsun. Yani y'li kısma karışmıyorsun. Y'den bahsetmemiş ya. Eğer y eşittir d'ye göre simetri diyorsa bu sefer x'e karışmıyorsun x'li bir şey olmadığı için yani a'yı yazıyorsun. 2 de eksi B'yi 2 de eksi B'yi buraya yazıyorsun. Hocam anlamadım. İzle. Sen anlayana kadar yapacağım. İzle. Mesela diyelim ki burası 3'e 5 noktası olsun. Tamam mı? X eşittir. X eşittir. 4'e göre simetri desin. O zaman 2 kere 4. 2 çarpı 4 eksi 3'ü buraya yazıyorsun. Buna karışmıyorsun. O yazıktır. Ne oluyor yani? Ne çıktı? 2 kere 4 8 5 virgül 5 çıktı değil mi? Sen hesaplarsak. Mesela diyelim y eşittir 7'ye göre simetriğini sorsun. Bu sefer 3'e karışmıyorsun. 2 çarpı 7. 2 çarpı 7. Eksi 5'e buraya yazıyorsun. Anladın mı? He he. 3 virgül 2 kere 7 14. 5 çıkar 9. Ha böyle bir şey oldu. Bunu da öyle bağıra bağıra yaz. Çağır, gitsin. Analitik düzlemde bu noktanın x eşittir 3 doğrusuna göre simetriği b. Y eşittir 4 doğrusuna göre simetriği c'ymiş. Şimdi sırayla gidelim. A noktası nedir? Bakın A noktası 1'e eksi 2 noktasıdır. Bu noktanın x eşittir 3'e doğru simetri beymiş. Şimdi x eşittir 3'e göre simetri dediği zaman ne yapıyorduk? Hocam 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıkar 5. Buna karışmıyorduk zaten. Ha, bu B noktasıdır. Şimdi aynı noktanın aynı noktanın bu sefer y eşittir 4 doğrusuna göre simetriye. Hocam bunu da şöyle yapıyoruz. Bu sefer x'e karışmıyoruz. 2 kere 4 8. 8'den eksi 2'yi çıkar 10 olur. Değil mi arkadaşlar? 8 eksi eksi 2 10 olur. Bu da C noktasıymış. BC'yi bul diyor. BC arasındaki uzaklık hocam bunu da göre göre maf olmuş 5'ten 1'i çıkar. Fark etmez bu eksi bu artı bu eksi bu da diyebilirsin. Ya da 5'ten 1'i çıkar fark etmiyor kardeşim. Ha? Aha, 5 eksi 1'in karesi artı eksi 2 eksi 10'un karesi. Eyvallah. Yani 4'ün karesi artı 8'in karesinin karekökü 4 kök 5 olur hesaplarsın sen. Analitik düzlemde bu noktanın y eşittir 3 doğrusuna göre simetri b b e, tamam. A noktasının A noktası nedir? A virgül B noktasıdır. Bu noktanın demiş y eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Hocam vallahi anlamışım. B noktası oluyormuş yani y eşittir 3 diyorsa aya karışmıyoruz. 2 kere 3 6. 6'dan B'yi çıkarıp buraya yazıyoruz. E 2 çarpı 3 anladım. B noktasının da y eşittir x doğrusuna göre simetri c'ymiş arkadaşlar. B noktasının y eşittir x. Hocam valla y eşittir x dediği zaman a bu ikisini yer değiştiriyorduk ha. Yani b eksi 6, 6 eksi b buraya gelecek. 6 eksi b virgül a da buraya gelecek neymiş? A bu nokta oluyormuş. He, bu C'ye eşit oluyormuş arkadaşlar. Yani C de zaten bize vermiş C'yi eksi 2,5 vermiş. O zaman bu buna eşit, bu da buna eşit. Bakın A 5'tir demek ki. 6 eksi B de eksi 2 eşit. Buradan B eşit 8 bulmuş. Arkadaşlar bizden A artı B'yi soruyor. 8 artı 5 vala 13. Helal olsun bize. Helal olsun. Bu sınavı kazanacağız. Bir de arkadaşlar doğrunun simetriği var. Hocam bitmedi mi? En basit kısma geldik. Bak doğrunun simetriği var ya o kadar basit ki ve soru gelme olasılığı daha yüksektir. Yani doğrunun olasılığın doğrunun simetriğinde soru gelme olasılığı daha yüksektir. Lütfen sabret az kaldı. Çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Bir doğrunun simetriğini almak için arkadaşlar doğrunun değişkenleri x, y e, şeklinde bir nokta gibi düşünülür. Tamam mı? Bu noktanın simetriği x üssü y'si yazılır. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela Demiş ki bize 2x artı 3y eksi 3 eşittir 0. Çok basit arkadaşlar. Bunun diyor bakın bunun diyor o x eksenine göre simetrini bulunuz. O x ne demek? x eksenine göre simetrik. x eksenine göre. Şimdi herhangi bir x virgül y noktasının x eksenine göre simetriği ne yapıyorduk? x değişmiyordu y işaret değiştiriyordu. Hatırladınız mı arkadaşlar? x eksenine göre simetri dediğin zaman x değişmiyordu. y işaret değiştiriyordu. Getiriyorsunuz bakın şuraya x yazıyorsunuz. y yerine de eksi y yazıyorsunuz. Bu kadar. Yazın bakın 2x eksi 3 y oluyor artık. Burada da eksi 3 var. Eşit 0. Cevabımız bu. Hocam anlamadım. Anlayacaksın. Bak izle. Analitik düzlemde diyor bu doğrunun y eşittir x doğrusuna göre simetri nedir demiş ya. Şimdi x virgül y. Bakın şuradaki x ile y'yi düşün tamam mı? x virgül y gibi düşün. bir nokta alıyorsun. Fark etmez. Buraya x y yaz her zaman. Bunun y eşittir x doğrusuna göre simetri dediği zaman yeri değiştirmiyor muyduk? Yani burası olmayacak mı? Bakın y virgül x olmayacak mı? Evet. Gidiyorsun x yerine y yazıyorsun. x yerine y yazıyorsun. y yerine x yazıyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Bakın 3 y oldu burası. Eksi x Artı 10. Buna hiç karışma zaten. Ona karışmaya hakkın yok. Eşit sıfır. Cevabımız bu. Yani bu doğrunun şuna göre simetriyi abutur. Eyvallah. Bu bir arkadaşlar. Yani e, bunu anladık. Bir de arkadaşlar doğrunun e, yansıma derken simetrik demek arkadaşlar. Doğrunun simetrisinde özel durumlar var. Bu özel durumlar da gerçekten çok basittir arkadaşlar. Bir doğrunun üzerindeki bir noktaya göre simetri yine kendisidir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki burada bir doğru var, değil mi? Bu doğru var, burada bir doğru var, şurada bir nokta var. E Bu doğrunun, bu doğrunun şu noktaya göre simetrisi ne olur? Kendisi olur. Yani en fazla ters çevirirsiniz, yine kendisi olur. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bakın üzerinde bu önemlidir. Bununla ilgili bir ara soru geldi. Eğer bir doğrunun bir noktaya göre simetrisi kendisidir diyorsa, o nokta kesinlikle doğru üzerindedir sevgili arkadaşlar. Bu bir. Dik doğruların birbirine göre simetri yine kendisi olur. Lütfen bunu unutmayın. İki doğru birbirine dikse bunun buna göre simetri ters çeviri yine kendisi olur. Yine kendisi olur. Ve de en önemli yere geldik. Ve bununla ilgili soru geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın anlatayım ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bakın eğer paralel iki doğru varsa yani D1 D2'ye paralelse D1 doğrusunun D2 doğrusuna göre yani bu D1 doğrusu bu D2 doğrusu D3 doğrusu tamam mı arkadaşlar? Bunlar paralel olsun. Bu mavi doğrunun kırmızı doğruya göre simetri sarı doğruysa arkadaşlar bunların katsayıları değişmiyor. Bakın x'lerin katsayıları değişmiyor. Y'lerin katsayıları değişmiyor. Çünkü paraleldir arkadaşlar. Ama şurada şunun aritmetik ortalaması da zaten burayı verdiğini biliyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın şurasıyla burası eşit. A x'lerin katsayısı değişmiyor. Y'lerin katsayısı değişmiyor. Çünkü eğimleri eşit. Eğim nasıl bulunuyordu? Eksi bu bölü bu. Eğimleri eşit paralel olduklarından dolayı sabitlere bakıyorsunuz bir tek arkadaşlar. C1 ile C3'ün toplamının yarısı bize C2'yi verecek. Hocam ne demek istiyorsunuz? İzle. Önce sorular çözelim. Analitik düzlemde diyor bu doğrunun bu noktaya göre simetrisi kendisidir. Şimdi bir doğrunun noktaya göre simetrisi kendisi ise o nokta doğru üzerindedir demiştim. İlk madde arkadaşlar. Demek ki bu nokta bu doğru üzerindedir. Bu ne anlama geliyor? O zaman bu noktanın bu noktayı doğrunun denklemine yerine yazdığımızda doğrunun denklemini sağlar. Yani x yerine a yazıyorum. Bakın x yerine a yazıyorum. y yerine eksi a yazıyorum. Başka da bir şey yok. Burası ne oldu? 3a. Şurası artı 2a oldu. Artı 2a. Artı bir de ne var? 12 var. Eşittir 0. 5a eşittir eksi 12 a eşittir eksi 12 bölü 5 gibi bir şey çıktı yani yanlış yapmadıysam bu bir analitik düzlemde diyor bu iki doğru yani bu nokta bakın bu doğrunun bu doğrunun bu doğruya göre simetrisi yani yansımasını bulunuz yansıma nedir simetri demek arkadaşlar yani diyor ki bu doğrunun bu doğruya göre simetrisi nedir arkadaşlar bakın bu geliyor işte yani ÖSYM'ye baktım. Gerçekten geçmiş sınav sorularına baktım arkadaşlar. Genelde doğrunun doğruya göre simetrisi geliyor. Çünkü öğrenci orada çok zor bir şey varmış gibi düşünüyor. Neden biliyor musunuz? Öğrenci 16 geometriye başlar ortalara gelir. Der ki gerisi ya çoktur ben bırakayım. Oysa ki burası çok kolay. Bakın D1 doğrusu var arkadaşlar. D2 doğrusu var. Şimdi D1 doğrusunun denklemi nedir? 2x artı 3y artı 5 eşittir 0. Var mı bir sıkıntı? D2, D2 doğrunun denklemi de verilmiş. 2x artı 3y Eksi -2 eşittir 0. Diyor ki bu doğrunun bu doğruya göre simetri. E şimdi bu doğrunun bu doğruya göre simetri buraya gelmez mi arkadaşlar? E o da 2x olacak. Ben sana ne demiştim? Katsayılar değişmiyordu. Yine 3y 3y burası da 3y olacak. Ama burayı bilmiyoruz. Buraya C diyelim arkadaşlar. İşte orayı bulursak olayı bitiririz. Zaten diyor ki bu e, bunun yansıması yani bunun denklemini bul diyor arkadaşlar. C'yi bulursak olayı bitiririz. Peki C'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın Şimdi şöyle düşünün. Şurayla buraya eşit ya. Bu ikisinin aritmetik ortalaması bize bunu veriyor. Yani c ile 5'i topluyorum. Bakın c ile 5'i topluyorum. Yarısını alıyorum. Eksi 2'ye eşitliyorum. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Yani c artı 5 eşittir. Eksi 4. c eşittir. Eksi 9. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? Eksi 9. İşte bu doğrunun bu doğruya göre simetrisi a budur. Cevabımız bu. Bu kadar arkadaşlar. Bir de döndürme soruları var arkadaşlar. Son. Son bir şeye geldik. Döndürme soruları önemlidir arkadaşlar. Özellikle sayısal mantıkta da karşınıza gelebilir. Fakat bununla ilgili yani ÖSYM genelde mantık üzerine soru sorduğu için bununla ilgili soru gelebilir. Ve eğer şu an vereceğim özellikleri bilirseniz arkadaşlar yani 15 saniyede çözersiniz soruları. Şimdi döndürme soruları arkadaşlar. Öncelikle bir noktanın orijin etrafında 90 derece döndürülmesi. Beraber okuyalım. Bakalım ne diyor. Şurada bir A noktası var arkadaşlar. Bakın birinci bölgede bir A noktası var. A noktası orijin etrafında 90 derece döndürüldüğünde açılar şekildeki gibi yazılırsa bu üçgenler benzer olur diyor. Evet, doğru. Bir nokta 90 derece döndürüldüğünde apsis ile ordinat yer değiştirir. Bakın işte burası önemli arkadaşlar. Eğer bir noktayı 90 derece döndürürseniz apsis ile ordinat ne oluyor? Yer değişiyor arkadaşlar. Sonra nokta hangi bölgede ise ona göre apsis ve ordinatın işaretleri belirlenir. Mesela mesela bu noktayı arkadaşlar diyelim ki bakın özür diliyorum. Diyelim ki şurada bir noktamız olsun tamam mı arkadaşlar? Bakın şurada bir noktamız olsun. Noktamızın adı ne olsun? 3,4. Bu şu an birinci bölgede. Ben bunu bu tarafa doğru bu tarafa doğru 90 derece döndürürsem absisle ordinat yer değişiyormuş. Öyle diyor. 90 derece döndürürseniz absisle ordinat yer değişiyor. Yani bu tarafa doğru 90 derece döndürdüğünüzde buraya gelir zaten arkadaşlar. Öyle değil mi? Tıpkı bu nasıl? Anladınız. Yani ne olacak? 4, 3 olacak fakat bakın absisle ordinat yeri değişti fakat diyor ki işarete de dikkat et. Mesela ikinci bölgede x eksi oluyordu. Dolayısıyla burası eksi olacak. y de artı oluyordu. Bu artı. Anladınız mı arkadaşlar? Çok önemli. Çok güzel. Analitik düzlemde bu noktayı orijin etrafında pozitif yönde Pozitif yön ne oluyordu arkadaşlar? Saati düşünecektik. Hani saat var ya arkadaşlar bildiğimiz saat. Eğer saat yönüne gidiyorsa bu negatif yöndür sevgili arkadaşlar. Saat yönünün tersine gidiyorsak bu pozitif yöndür. Bunu unutmayın. Şimdi diyor ki analitik düzlemde bunun orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürürsek oluşan noktayı bulalım. Noktamız nerede? Şu an birinci bölgede. Pozitif yön bu taraf oluyor. O zaman ne oluyordu? Bu ile bu yeri değişecek. 7'ye 2 olacak. Tabi burası eksi olur. Çünkü neden? Söyleyin bana. Burası eksi. Şurası artı oluyordu. Ben size bir örnek daha vereyim. Örneğin diyelim ki ikinci bölgede bir nokta alalım arkadaşlar. <laughs> i̇kinci bölgede bir nokta alalım. Bir B noktası. Eksi 3'e 5 olsun tamam mı? Şimdi bu noktayı arkadaşlar bu tarafa doğru 90 derece döndürün diyorum. O zaman noktamız ne olur? Bu ikisi yer değiştirir arkadaşlar. Yani 5 ile eksi 3 kesinlikle yer değiştirir ama şeyde de bir şey var. Burada hem x hem de y eksi oluyordu. O zaman buraya da eksi yazmak zorundasınız. Anlaşıldı mı? Demek ki ben bu noktayı şu tarafa doğru 90 derece döndürürsem oluşan nokta budur. Peki bu tarafa doğru 90 derece döndürseydim o zaman bunun yer değiştir. 5'e 3 olur. Zaten pozitif olduğu için o eksi yazmıyorsun artık. Pozitif pozitif birinci bölgede. Umarım anladınız arkadaşlar. Noktalarının orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle oluşan noktaları bulunuz diyor. E bunu saat yönünde arkadaşlar ha. Şimdi gelin bunları birlikte yapalım. Çok yorulduk ha. Ama var ya zafere koşacağız arkadaşlar. Kazanacağız Allah'ın izniyle. Tamam. Çok yoruldum arkadaşlar. A 2 3 bu ikinci bölgede olduğu aşikar. Yani A noktası nedir? Eksi 2'ye 3'tür arkadaşlar ne yapacakmışım? Saat yönünde. Saat yönü bu taraf oluyor arkadaşlar. Bunu saat yönüne döndürürsek 90 derece demiş. Buyla bu yer değişecek. Yani 3'e eksi 2 olacak. Ama birinci bölgede eksi diye bir şey olmaz. Şu olur. O zaman bulduk. Yani bunu saat yönünde 90 derece döndürürsek ne oluyormuş? 3'e 2 noktası oluyormuş. Peki bunu saat yönünde 90 derece döndürürsek nasıl silelim? İşte noktamız ne? 5'e eksi 4. Arkadaşlar 5'e eksi 4 dördüncü bölgededir ha. Saat yönü bu, e, bu taraf oluyor. Saat yönüne doğru çevireceğim. Evet. Saat yönüne 90 derece döndürürsek ne oluyordu? Absis ve ordinatı yer değiştiriyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Yani yer değiştirin. 4'e, eksi 4'e 5 olur. Ama 3. bölgede 2 iki bileşen de eksi olduğu için buraya da eksi yapıştırmak zorundayım. O zaman ne oluyor? Eksi 4, eksi 5 oluyor. Bir noktanın orijin etrafında 90 derece döndürülmesiyle ilgili taktikleri verdim size arkadaşlar. Şimdi ise bir noktanın orijin etrafında 180 derece döndürülmesi. Sevgili arkadaşlar şimdi ben bu noktayı mesela şu tarafa doğru 180 döndürürsem ne olur? Yarım tur atmış oluyorum değil mi arkadaşlar? Bakalım neler oluyormuş. AB noktasının orijin etrafında 180 derece döndürme işlemi A noktasının orijine göre simetri elde edilir. Anlaşıldı mı? Gerçekten öyle değil mi arkadaşlar? Mesela bu noktayı orijin etrafında yani şu şunun etrafında bu tarafa doğru 180 derece döndürürseniz yarım tur atmış oluyorsunuz. Gerçekten bakın bu noktanın orijine göre simetrisini bulmuş oluyorsunuz. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Orijine göre simetride ne oluyordu? Bu da bu da işaret değiştiriyordu. Yani A eksi A'ya dönüşür. B eksi B'ye dönüşür. Anlaşıldı mı? Bu tarafa doğru döndürseydim fark etmez yani her türlü de olur. B noktasının orijin etrafında 180 döndürülmesiyle oluşan nokta budur diyor. Yani absisle ordinat işaret değiştirir diyor. 180 döndürülmesiyle yön önemli değildir arkadaşlar. İster bu tarafa ister bu tarafa önemli değildir. Bakalım bununla ilgili örnek var mı? Var. <laughs> Analitik düzlemde bu noktanın orijin etrafında 180 derece döndürülmesi döndürüldükten sonra bir döndürelim. Hocam valla döndürürsek bu ile bu işaret değişiyor. Yani eksi 3 olacak orası. Eksi 2 de artı 2 olacak. Şu noktadır diyor. Sonra diyor y eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Şimdi bu noktanın y eşittir 3 doğrusuna göre simetri nasıl bulunuyordu? Hocam biliyorum. Y eşittir 3 doğrusuna dediği zaman x değişmiyordu. 2 kere 3 6 6'dan 2 çıkar 4 oluyordu değil mi? 2 çarpı 3 eksi 2 yapıyorduk burada. Harikasınız. Oluşan noktayı bulunuz diyor. Alın size bulduk. Analitik düzlemde bu noktanın e, bu noktaya noktası etrafında 180 döndürülmesiyle oluşan noktayı bulunuz. İşte Sayın sevgili DGS öğrencileri diyorsunuz ya nasıl bir soru gelebilir? Böyle bir soru gelebilir örneğin. Ve analitik geometriye çalışan birçok öğrenci bu bunu yapamaz. Neden? Çünkü bunu anlatmıyorlar arkadaşlar. Ben şu an anlatacağım. Ondan sonra sorulara geçiyor. Son şeyi arkadaşlar. Hadi gelin birlikte bulalım. Şimdi bakın demin verdiğim örnekler şey falan bir şey yapamam. Yani bunu bunun etrafında döndüreceğim. Arkadaşlar bakın biraz da düşünmemiz lazım. Bakın formüllerin hepsini ezberlesek bile düşünmeden olmaz. Mesela bir işte düz bir doğru çektim arkadaşlar. İki noktadan bahsetmiş. A noktası burası olsun. A noktası 2'ye eksi 3 olsun arkadaşlar. Olsun diyorum Daha noktası budur. B noktasının hemen yanında olsun. Mesela diyelim burada olsun. Fark yerlerini hani önemli değil. Hani bir şey anlatmak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir şeyler anlatmak için böyle resmediyorum. Diyor ki bu noktayı bu nokta etrafında döndüreceğiz. Ne kadar? 180. 180 derece yarım tur demek sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu noktayı izleyin. Lütfen izleyin. Ben bu noktayı şu nokta etrafında 180 derece döndürürsem şuraya gelmez mi arkadaşlar? 180 derece döndürürsem şu noktaya gelmez mi sizce? Ve burası da buraya eşit olmaz mı? Oluşan nokta nedir? Bilmiyoruz. Oluşan nokta C noktası olsun. A ya B. Ama ben şunu biliyorum. Ben bu noktayı bu nokta etrafında 180 derece doldurursam buraya gelir. Yani kısacası bunun buna göre simetri bu oluyor. Yani kısacası bu ikisinin orta noktası bu oluyor. E tamam oluşan noktayı bulunuz bulalım. Madem orta nokta o zaman 2 ile A'nın toplamı bakın 2 ile A'yı toplayıp yarısını alacağım. Neyi bulacağım? Eksi 1'i bulacağım. Doğru mu arkadaşlar? Ordinatları da toplayıp yarısını alacağım. Yani ordinatları toplayacağım. Eksi 3 ile B'yi toplayacağım. Yarısını alacağım. Neyi bulacağım? Şuradaki ordinatı bulacağım. Alın size. A, B'yi bulun. 2 artı A eşittir. Eksi 2. A eşittir. Eksi 4 çıkar. Yanlış değilsem arkadaşlar. Biraz başım dönmeye başladı da işlem batası yapabilirim. Eksi 3 artı B eşittir. 10. B de eşittir. Ne çıkıyor? 13 çıkıyor. Yani oluşan nokta neymiş demek ki? Eksi e 13 noktasıdır. Sevgili arkadaşlar geçmiş olsun. Analitik geometriyi bitirdim. Biraz uzun oldu video biliyorum. Farkındayım ama yapılacak bir şey yok. Artık zamanımız az. Size sadece ders anlatmadım. Emin olabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar ne yaptım size? Ee, ne yaptım ya? Birlikte çalıştık. Evalla birlikte çalıştık. Arkadaşlar birlikte çalıştık. Şimdi bu videoyu buradan kapatacağım. Siz de bunu bitirdiniz arkadaşlar. Soru çözüm videosunda birazdan geliyor. Zaten bunu sonradan izlemişseniz şu an gelmiştir. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu kanal sizin kanalınız, sizin için bu kadar emek veriyorum. Emir olun, beynim gitti geldi ha. valla. Sizi seviyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.